Kolda da benim, trak da benim, gözler üstümde, bu tarz benim. Moda da benim, trak da benim, gözler üstümde, bu tarz benim, bu tarz benim. Dayandı büyük final. Albüm bıraksız haykırışlarda ne yapsam ayrılamam senden asla. İvanacığım, bu stilettoları sadece sen ve yürüyemiyorum gördüğünüz gibi. Rokuşun dibisin şu anda. Chicago Mr. Bombastic, really fantastic. Kimlerdensiniz? 90'larda ergendim arkadaşım, biliyorum hepsini. Sanki 50'ler gibisiniz. Hatta 30'lara kadar inebilirsiniz yani. Sen anne kız gibi duruyorsunuz. Hanginiz anne? O kadar bir tur atsaydın. Pedalı ayağımı çekersem düşerim, o yüzden hızlı gittim. Ay ne güzel olur. Söyle, kurban olayım söyle. Seni seven kalbim sana deli oluyor, anla sana. Elin parmakları kadar kaldınız ama yine de her birinizin söyleyeceği isim. O iki yarışmacıdan birinin yarışmadaki kaderini belirleyecek. Hem rakip gördüğüm için ve yani haksızlık oluyor olarak gördüğüm için. Evet. Böyle bir yarışmada aslında mantıklı hareket edip en güçlü rakibin adını söylemek gerekir. Bu yarışmanın gerçekten bir yarışma olduğunun farkına varan zaten sadece 3 kişiyiz diye düşünüyorum. Çok içimden gelerek söylüyorum.
söz gümüşse sükût altındır. Çok sürpriz bir şey oldu. Şuruma bir şey oldu yani, böyle hani şok oldum, hiç beklemiyordum. O kadar üzüldüğüm iki kişisiniz ki. O kadar sevdiğim iki kişisiniz ki. Çok üzülüyorum bu durumda. Ben ikisini de burada görmek istemedim. Bu iki ismin de bence orada yeri yok. Bir şekilde matematiksel olarak oradalar. Yarışma programı Bu Tarz Benim'den herkese iyi geceler diliyoruz. Sizler ekran başına, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Bu uzun ve zorlu maratonu tamamlamak üzere sevgili izleyiciler, geldi geliyor derken kapıya dayandı büyük final. Geride kalan yarışmacı sayısı bir elin parmakları. Büyük ödül 100 bin liranın sahibini arıyor. Ve gecenin sonunda bir yarışmacımızla daha vedalaşmaya hazırlanıyoruz. Gecenin konsepti 90'lar. Tüm dünyayı etkisi altına alan değişim rüzgarlarının ülkemizde de ziyadesiyle hissedildiği zamanlar. Garip, enteresan, absürt, bireysel özgürlüklerin şaikasına erdiği bir ara dönem. Bu da demek oluyor ki bu gece bu podyumda bu tarz benim yarışmacıların üzerinde göreceğiniz her şey muamma. Tıpkı o yıllarda olduğu gibi. Gecenin sürpriz konuğu ise işte konu orada kilit sevgili izleyiciler. Bu gece başka. Bu gece mühim sevgili izleyiciler. Baştan söyleyeyim, kaçırırsanız üzülürsünüz. Hani ne bileyim, kepsleriniz öksüz kalır, tweetleriniz mahzun, entry'leriniz ıssız. Günah sevgili izleyiciler. Hastasıyız reis. Gecenin sürpriz konuğu Yıldız Tilbe. Kalbim duraksız, ay kırışlarına. Ne yapsam ayrılamam senden asla. Cumartesi geceleri bu tarz benim izlenir. Ey yorulamam bu kadar. Bu tarz benim de eleme heyecanı başlıyor. Ateşteyim ben ateşte.
Eleme gecesi heyecanını yaşayacağız ama öncelikle jürideki boş koltuklarımızı tamamlayalım. İvana Sert! Odam şimdi sensiz, soğuk ve karanlık. Yıldızlar sanki sönmüş, ay bizi küsmüş. Aklımdan çıkmıyor hiç o güzel sesin. Bir görmek için seni neler vermezdim. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak. Saatlerce uzanıp hep yanımda kalmak. Bir efsane senle beraber olmak. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak. Saatlerce uzanıp hep yanımda kalmak. Bir efsane senle beraber olmak. Ve efsaneden kanlı canlı bir efsaneye geçelim. 90'lı yıllar denilince bu tarz benim de muhteşem bir gece yaşatacak bize. İyi ki burada, iyi ki bizimle. Yıldız Tilbe! Atsan da solmaz gönlüm nafile. Yokluğun soğuk tenine susadı tenim. Üşüdüm yorgan misali serir üstüme. Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin. Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşinin. Sakınıp sakla güneşim ol, al ısıt beni. Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde. Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile. Yokluğun soğuk tenine susadı tenim. Üşüdüm yorgan misali serir üstüme. Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin. Gölgesi saçlarına aşk ateşinin. Sakınıp sakla güneşim ol, alsın.
dokusu kalsın ellerimde. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sizi yerinize alalım mı efendim? Yardımcı hemen alın valla. Valla İvanacığım, bu stilettoları sadece senin getirmişlersiniz. Stilettolar. Havalar, havalar. Ve yürüyemiyorum gördüğünüz gibi. Kemal İmdat. Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldiniz. Nural İçem'i bir öpeyim. Ay canım. Neredesin? Çok mutluyum geldiğin için, yemin ederim. Ay canlısın ya. Hep öyle, hep öyle. Nasılsın? Merhaba. Hoş geldin. Ne? Seni çok beğeniyorum. Ben size. Bayılıyorum yani. Ben de size. Gerçekten öyle. İyi ki geldin. Çok teşekkürler. Harikaydın. Teşekkür ederim. Her zamanki gibi. O sesin, o sesin. Hoş geldin Yıldız'ım. Artık şart oldu değil mi? Sevgili izleyiciler, bu tarz benim jürisini hep birlikte selamlayalım isterim. Nur Yaylıtaş. İvan Sert. Kemal Doğulu. Uğur Karadez. Ve Yıldız Tilbe. Efendim hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bence de iyi ki geldim. 90'lar dedik ama... Ben de 90'ları... Tam anlamıyla 90'lar. Tam bir 90'lar olarak gelmişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim burada bizimle olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Modayı takip eder misiniz? Programımızı izler misiniz? Programımızı her gece izliyorum, uykusuz kalıyorum o yüzden. Evet, genelde böyle bir şikayet var, doğru. Gündüz saatlerinizde uyuduğum için kaçırıyorum ama gece mutlaka seyrediyorum. Mutlaka. Yani bütün olaylardan, konulardan, yarışmacılardan haberdar. %80-90 haberdar. Harika, ne güzel. Demek ki bilen bir konuğumuz var. Tabii bu bizi ki çok mutlu ediyor. Kararlar aşamasında da tabii ki adaletli olmak adına. Sizler nasılsınız efendim? Heyecanlıyım. Günah. Heyecanlıyım. Yıldız masamızda şereflendirdi bizi. Ay canım. O yüzden artı bir heyecanım var. Hem kızlar, 5 evet, kişi kaldı, onunla ilgili heyecanım var. Bakalım neler olacak. İvana?
tabii ki Yıldız Hanım yanında oturmak büyük bir onur benim teşekkür için. Ederim. Çok benim beğeniyorum kendisine. Çok tarz bir kadın, çok farklı bir kadın. Ben de böyle farklı kadınları ve insanları çok beğeniyorum ve seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir enerji aldım. Mükemmel bir gece yaşayacak. Kesinlikle öyle. Hep beraber bu İnşallah. Akşam. İnşallah. Nasılsın Nurella? Teşekkür ederim. Ben de öyle böyle heyecanlanıyorum. Bir tuhaf bir heyecan var. Evet. Değişik. Çünkü Yıldız Tilbe yani bana sorduğunuz zaman hani Yıldız Tilbe'yi tarif eder misiniz? O böyle kuralların dışında, her şeyin dışında o kadar zaten öyle olması o şarkıları yapamaz. Sizler de öylesiniz ama burada herkes sıra dışı bence. Evet. Onun o sırada bak tüylerim diken diken çünkü ben de ayrı bir sıra dışı olduğum için onu ben o şeyinle seviyorum. Onun o kanunları var. Onun her şeyi ona göre o ya içinde büyük bir aşk var, sevgi var. Onlar olmasa onları yazamaz ve okuyamaz. Onun için büyük bir insan diyorum. Yani çok önemli, çok mühim şahsiyet diyorum. Onu çok özledik, artık evet, göremiyoruz. İnşallah bundan İnşallah. Sonra görürüz. Güzel şarkılar, yeni haberler var mı? En son haberim, dün değil evvel gün Sertab Erener'e gittim. 3 tane şarkı bıraktım. Harika. 3 taneden birisi olacak inşallah. İnşallah. En taze haberim bu. Albüm bekliyoruz ama. Teşekkür özledik, ederim. Çok özledik sizi. İnşallah. Peki İnşallah. Başlayalım isterseniz. Biraz çok gecenin heyecanına geçelim. 5 kişi kalmış. Kim gidecek, kim kalacak? Konseptimiz bu gece 90'lar. Aynen. Doya doya hatırlayacağız. Hani 90'lar nasıldı dersek öyleydi işte 90'lar. Yani böyle bir yekpare bir bütün. Ancak ve ancak detaylara girdiğiniz zaman tanımlayabilirsiniz. Çünkü o dönemi yaşayan herkesin kendi kişisel tarihinde farklı özellikleriyle kayıt altında. İşte biz de bu gece konsept dahilinde o dönemi yaşayanlarla ufak bir nostalji yapacağız. Hiç yaşamamışlara da birazcık anlatacağız. 90'ların tadını çıkaracağız. Keyifli bir gece sizleri bekliyor sevgili izleyiciler. Tabii ki bu geceyle ilgili olarak yarışmacılarımızın performanslarına dair belirtmemiz gereken bir diğer noktada onların performansları bu gece çift dikiş. Önce 90'lı yıllara ait kostümleriyle gelecekler, podyumda yürüyecekler. Hemen arkasından 12 hafta boyunca burada giymiş oldukları kıyafetlerden birini tercih edip tekrar podyumda karşınıza çıkacaklar. Yani iki tur her bir yarışmacı zor ve keyifli bir gece olacak. Ha işin heyecanlı kısmına gelecek olursak bildiğiniz gibi tarzlar konuşacak, yorumlar yapılacak, puanlar verilecek, kararlar açıklanacak. 12. haftada gecenin sonunda bir yarışmacımızla daha vedalaşacağız sevgili izleyiciler. Şimdi her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi podyumun açılışını profesyonellere bırakıyoruz. Enteresan ve çok görkemli bir defile izleyeceksiniz. Sultan gelinlikleri efendim. Osmanlı gelinliklerini 2015 trendleriyle modernize edilmiş hali yani. Tolga Çam'ın muhteşem tasarımları ve Urkan Erez'in nefis koreografisiyle Türkiye'nin en güzel mankenleri bu tarz benim podyumumda.
gecimde uyanıp sevişimle. Sevişimle. Dudağım dudağımdaki bu sev ateş akar içime. Akar içime. Benim ol beni sar bana sorma bu tenim senin elinde. Gelin olasım gel. Gel giydirelim kaç sana bir tane. Hakikaten çok büyük bir emek var. Evet. Yaklaşık 2 senedir hazırlıyoruz bu koleksiyonu. Yani müthiş. Parça. O kafalar, o kafalar. Teşekkür ederim. O nasıl bir miksaj var? Transparanla Osmanlı'yı bir araya getirmek. Osmanlı 2015'e modernize ettik. Modernize etmişsin. Evet. Ruhunuza sağlık. Teşekkür ederim. Başarılar. İnşallah yurt dışında da bizi tanıtırsınız. İnşallah. Çok teşekkür gururlar. Ediyoruz. Sol başımı alkışlıyoruz. Efendim teşekkür ediyoruz. Ay kim gelmiş? Mr. Bombastic. Rukuş'un dibi sen şu anda. Chicago Mr. Bombastic. Fully fantastic. Kimlerdensiniz? 90'larda ergendim arkadaşım, biliyorum hepsini. Sanki 50'ler gibisiniz. Hat 30'lara kadar inebilirsiniz yani. Sen anne kız gibi duruyorsunuz. Hangi kız yani... anne? O kadar bir tur atsaydın. Pedalı ayağımı çekersem düşerim, o yüzden hızlı gittim. Söyle, ne güzel olur. Söyle. Kurban olayım söyle. Seni seven kalbim sana deli oluyor, anla sana. Sevgili izleyiciler, büyük finale geri sayıyoruz. Hafta içinde bu tarz benimde bazı gerçeküstü anlar yaşıyoruz, evet, ama buna rağmen kıyasıya devam eden bir rekabet söz konusu. Hani 100 bin liraya yaklaşma ihtimali arttıkça rekabette kızışıyor sevgili izleyiciler. Hani o eski hesaplar açılıyor, stratejiler, gruplaşmalar dile getiriliyor. Bu tarz benimde heyecanlı anlara yaklaşıyoruz. Şimdi geride kalan 5 yarışmacımız var. İşte bu 5 güzel kadının öncelikli ve tek hedefi finalist olabilmek elbette. Destekleriniz o yüzden çok önemli bu son haftalarda. Zira Türkiye'nin en güzel kadınını sizler oylarınızla da belirleyebileceksiniz. Nihai kararda sözün yarısı sizde, yarısı bu tarz benim jürisinde. Şimdi bu yarışmadaki akıbeti ne olur bilmiyorum ama kendi markasının adını burada koymuş bir yarışmacımız var. Nurella'nın deyişiyle. Tatlı Gizem, Güzel Gizem, Rüküş Gizem, Gizem Güler podyumda. We'll be right back.
Peruk takmayı seviyorum galiba. Ben çok alıştım peruk takmaya. Senin niyeti bozdun, saçları koyu. Fena bozdum ben. O dönemlerde siyahlar hani zaten vardı. Bir de permalar vardı. Ben annemden çok hatırlarım. Hep perma yaptırmaya giderdi. Teyzemle ikisi artık gitmekten saçları yandı. Ondan sonra bıraktılar. Çok iyi hatırlıyorum. Yani var diye biliyorum. Daha böyle kabarık, biraz daha abartılı saçlar var diye hatırlıyorum. Bu yüzden böyle bir şey yapmak istedim. 90'ları böyle yorumladın. Evet, ben böyle yorumladım. Elemeyle ilgili ne düşünüyorsun Gizem? Artık bu kalbim yok artık yani, yok. Çıktı gitti yani. O taç çok yok, heyecanlıyım. Koruma altında değilsin. Çok uğraştım bu hafta. Böyle ucundan döndüm. Herkes bu kız niye hala burada diyor. Desinler. Sürekli bu işin sırrını söyle diye bir karıştırıyor yarışmacı arkadaşların. O işin sırrını ben zaten cevapladığımı düşünüyorum. Geçen hafta elemeye de çıktım zaten. Geri de döndüm. Bence gereken cevabı verdiğimi düşünüyorum. Bu hafta da elimden gelen bütün çabayı gösterdim. Orada da cevabımı verdim diye düşünüyorum. Bunun üstüne daha çok cümle kurmaya ya da tartışmaya, polemiğe girmeye ya da kendimi kanıtlamaya gerek yok. Zaten burada yeterince kanıtlamaya çalışıyorum. Ben bu kadarını yapabiliyorum. Bana yetiyor, onlara yetmiyor. Cevabımı da verdim. Ben verdim. Tarzımı da konuştururum. Evet, gerisi artık kısmetse, hayırlısı. Hayırlısı olsun o zaman. Sana bol şans diliyorum. Yakışmış mı gözlüklerim? Gayet hoş. Takayım mı ben? Takayım değil mi? Yani karışmayayım tabii. tak. Takayım çok ben, çok havalı oldum böyle. Hadi bakalım, jüri karşısına geçebilirsin. Bol şans. Ay, kim gelmiş? Kim gelmiş? Güzel Gizem. Tatlı Gizem. Efendim. Rüküş Gizem. Efendim. Kimlerdensiniz? Neredensiniz? Ben 90'lardan çıktım geldim efendim. Sen bana biraz 80'lerin rüküşü gibi geldin. Ben... Tek 90'lar değilsin. Değil Gizem. Mi? Güzel Gizem. Efendim. Rüküş Gizem. Bugün gerçekten... Yıldızcığım. Gizem. Şimdi şeyler geliyor ya bizim kızlar, hani bazen beğenmiyoruz işte böyle yapıyoruz bazen bu. Şimdi çoğu böyle neden diyor, hesap soruyor ya da suratını böyle asıyor, bir şeyler oluyor. Ah, bu canımın içi de ay olmamış mıyım diyor. Bak böyle yapıyor Gizem diyorum, olmamış kötü hepimiz. Peki diyor, gidiyor gülerek. Ondan sonra bir adını da Rüküş Gizem koydum. Evet. Ama fenomen oldu. Adı Rüküş Gizem yani. Çok tatlı. Hakikaten beraber olduğumuz süre içinde hep çok tatlı, çok saygılı. O kadar çok özgüveni var. Zaten çok güzel bir kız. Ben diyordum bunda bir şey var, bir şey var. Sen demek ki biraz... Çok simsiyah değil ama koyu saçlı mı olmalısın? Taş bebek gibisin ya. Vallahi yakışmış. Vallahi güzelliğin daha çok ortaya çıktı. Aa, teşekkür ederim. Aa, böyle bir fatoş bari oldum böyle ya. Canım benim. Efendim. Biraz beğenmedim seni. Ya merak ettim. Bugün merak ettim ya. Ama yani 90'lar değilsin bana göre. Gerçekten bir mi? Bir 80'ler geldim bana. Ama ne onu yok. Hani böyle 80'li filmlerde kızlar olur ya işte... Artistin arkadaşıdır yanında iki üçüncü rolde. Biraz Serpil Çakmak bunun hani oynadığı filmde Hülya Avşarlarım falan. Oradaki böyle ikinci üçüncü kız gibi geldi bana. Güzel Gizem. Ay efendim. Ya, teşekkür ederim. Bu kadar. Sağ olun. Yıldız Hanım, önce puanınızı görebilir miyim? Ben kaçlar olduğunu kestiremedim ama çok hoş 4 buldum. 4 puan evet. Yıldız Silbe'den. Teşekkürler. Nasıl buldunuz? Çok güzel, çok zarif. Çok sağ olun. Çok sempatik. 90'lı yıllara uygun mu kostümü? Ya 90'lı bilmiyorum. 80-90 yılları arası diyeyim ben. Çünkü ucundan sanki 80'i yani de yakalıyor gibi. Tam bilemiyorum gibi. Çünkü şarkıcılarına benzemiş. Çok hoş. Teşekkür ederiz. Çok güzel. İvana. Çok sağ olun. Gizemcim. Canım. 4 puan İvana'dan. 4 verdim. Saçlarından tam not aldım ben de. Benim annem
böyle saçlar kullanmış. Perma diyorlar değil mi? Perma. Evet. Herkes vardı böyle. Aynen. Kıvrı kıvrı. Benim de en emin olduğum saçlarımdı zaten. Evet, saçlar diğerlerinden 90, gerçekten kesinlikle. 90'da kafam karıştı benim biraz. Evet, kıyafet 85-90'ların arasında. Çok şey buldum. Hareketli mi oldu biraz? Bilmiyorum. Çok rokuşsun. 90'lar o kadar rokuşluk vardı. Yok, tabii ki ama o kadar değil. Ha. Yani biraz rokuşun dibisin şu anda. 90'lar arada kalmış bir yıl dediler. Takıp takıştırma yılı diye de duydum ben. Ondan yok kemeri falan o yüzden taktım. Vallahi kafam karıştı benim 90'larda, ne yalan söyleyeyim. 90'lar, biraz, pardon İvan. Yok, biraz karanlık geldi bana. Yani şey, keşke tabii ki yüksek bel ve şey geniş paçalı pantolonlar vardı. Keşke kot bir şey yapsın. O zaman çok vardı kot pantolonlar şey. Ayol bu gizem işte. Evet. Ben de farklı olmak istedim ya. Aa, bu bizim gizem işte. Bu benim işte. Saçlar 90'lar oldu. Onun için 4 verdi. Tamam, teşekkürler. Rica ediyorum canım. Bak ne şeker, bak. Kemal. Gizem. Efendim. Ya 3 puan. Gözlüğüm takabilir miyim? 90'lar o 80'lerin maksimalistliğinin, rüküşlüğünün, karmaşasının artık azaldığı, minimalize olduğu yıllar. Kot pantolon giymeyenin rüküş sayıldığı yıllar. Hadi ya. Kot pantolon giymeyeni döverlerdi o zaman. Ben hani Urkan der ya, ben 60'larda gençtim, 70'lerde bilmem neydim diye. 90'larda ergendim arkadaşım, biliyorum hepsini. Kemal, zaten ben de kot pantolon... Bizim zamanımızda o. 60'larda çocuktum bir kere. Bak ben de Urkancığım, bu kadar. Yüksek bel jean pantolon giyeceksin, oversize. Taşlanmış olacak. T-shirt. Mesela kazak. Yine jean mont. Aynen, kazak ama şeyde, basenler... Çok geniş olmalı. Tabii, ne kadar geniş o kadar daha iyi. Bütün kazak içine sokuyordum. Valla bulurdum da onu, biliyor musunuz aslında? 90'lar. Pardon. Bu seni sergilediğin 80 sonları, 90'lar değil. Ama ben zaten Nur Hanım da söylemişti ya 80'leri yaptığımda. Sen 80'lerde yaşıyorsun herhalde. Tabii, sen ben orada kalmışsın. Çıkamadım oradan. Sen kalmışsın orada. Çıkamadım. Urkan. Ben o kadar katı olmayacağım. Sana 4 veriyorum. Şaşırıyorum. 4 puan. Evet, resmen. Şöyle. Yani yutturabilirsin 90'lar diye. Yalnız bir tek yerde hatanı söyleyeceğim, onu söylemem lazım. 90'larda hanımlar ayakkabıyla çantayı aynı renk kullanırlardı. Kesinlikle farklı renk kullanılmazdı. 80'lerde de 90'larda da ayakkabı ne renkse çanta takım olmaya çalışılırdı. Ve kemer. Kemer, üçlü takım olunurdu. Benim yaşadığım yıllarda gördüğüm oydu. Bir de biraz daha abartı makyaj vardı. Yoksa kıyafetini yedirebilirdim bana. Yani işte 80'lerle karışıyor, arkadaşlarım söyledi zaten. Karışıyor ama hadi 90'lar, çok renk koymadığın için 90'lar diyebilirdim. Ama biraz daha cafcaflı makyajla aynı ayakkabı renginden çantanı yapsaydın orayı araştırmamışsın. Olsun, 4 fazla kırmadım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Gizemcim, seni buradan uğurlayacağız ve tekrar podyuma bekliyoruz ikinci kostümünde. Her hafta olduğu gibi bu hafta da onlardan bir sürpriz bekliyoruz. Bakalım podyumda 90'ları nasıl yorumlayacaklar? Aycan, Nurcan, Şencan podyumda. Kaptırmam ben onu, 2 yıl kaç bölüm oldu, daha çok sürer bu dizi. Hiç kaçırmam saatini, onu ilk gördüğüm zaman bak bayıldım aman. Annem bu iş olur dedi, ruhumuz uydu tas tamam. Kızların hepsi peşinde, gözü yok ki hiçbirinde. Hem ona ben aboneyim, bütün biletler cebimde. Aboneyim abone, biletleri cebimde. Tatlısı aman hayır hayırlısı.
geldiniz. Merhaba. Ay küçük minik küçük hanımlar olmuşsunuz. Evet. Sizin krepelerinizi, darmalarınızı yerler. Nasılsınız? İyiyiz. Kendimi çok sevdiniz mi dokunan? Komik mi hissediyorsun? Kendimi çok ilginç hissediyorum. Alerji mi yaptı 90'lar? Evet, biraz. Sökmek istiyorsun değil mi? Aynen öyle, şu kahküller falan. Böyle giyinilir mi kardeşim? Fena yani. Zor karar verdiniz mi acaba kıyafetlere? Yani az çok renkleri ve de modelleri bakamıyor bile. Çok fena. Hani onun sadece bir hadi neyse iyi yani güzel. Benimki çok komik. Aynaya bakabildin mi çıkarken? Pek bakamadım. Kendimi çok beğenmedim ama. Hani tamam 90'lar ne yapsan olur aslında da belli başlı çok özellikleri de var. Çok karışık bir dönem. Evet. İnanılmaz karışık bir dönem. Biraz renklerin azaldığı ama hala işte biraz makyajda kaldığı bir dönem. Ama evet, bir de çok fazla değişik ay teyzem gibi için duruyorsunuz çok. Bence bir bu kadar inşallah yaşlanınca böyle olmaz. Peki eleme ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Koruma altında değiliz. Evet değiliz. Biz heyecanlı her zaman gibi düşünmedik hangi ismi söyleyeceğimizi. Her zaman son dakika gelişiyor. Kendinizle ilgili evet düşünüyorsunuz. Kendimizle ilgili. Hani alıştınız birkaç kez. Evet, burada evet, inşallah en düşük puan biz almayız. Yok, kalmak istiyoruz. Onu herkes istiyor zaten. Peki. Kendimize güveniyoruz inşallah. Hadi bakalım o zaman. Hadi bakalım. Şansınız açık olsun. Teşekkürler. Geçebilirsiniz senin karşısına. Çok beğeniyorum ben. İkisi puanınızı de verdiniz mi? Puanınızı önce alabilir puanı miyim? Pardon. Özür dilerim. 4 şöyle puan Yıldız Silbe'den. Teşekkür ederiz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Sanki 50'ler gibisiniz. Hatta 30'lara kadar inebilirsiniz yani. Ah doğru söylüyor. Nasıl 12'den vurmak? Aynen. Tebrikler. 12'den vurdun yani. Öyle mi? Evet. Tebrikler Yıldız. Yani ama çok hoşsunuz. Teşekkür fakat ederim. Fakat 80'deysiniz sanki. Bir tek 90. 90. Sağdakinin omuzlarının açıklığı 90 sanki. Bravo. O kadar. Yani ama çok hoşsunuz. Teşekkür, teşekkür ederim. Evet, rica ederim. Teşekkür ediyoruz İvana. Ay. Yıldız çok sıkısın ya. Nasıl ya? Hayret. Nasıl o ya? Yemin ederim. Teşekkür ederim. Vallahi çok 4 büyük puan İvana'dan. Kızlar. Bakmadınız. Yani siz biliyorsunuz 90'lar yaşadık. Evet. 90'lar. Yani bizim dönem. Evet evet biliyoruz. Neden böyle giymiştiniz? Yani ama daha hani herkes, gerçi bu annemin kullandığı kıyafetleri daha çok, daha yani yüksek, daha yaşlı bayanların, ya yaşlı demeyeyim de hani annelerimiz bize kullandı evet elbiseler. Biz kotu da hani yapmayı düşündük. Ama kot çok sönük kalır diye bunu seçtik. Normalde kottan gidecektik ama. Ya 70'ler, 50'ler, hakikaten Yıldız'ın tam cümleye de kurmuş, çok güzel söylemiş. Hiçbir şey 90'lara ait göremiyorum. Çok üzüldüm. Yani sizi böyle göreceğimi hiç beklemedim. Çantalarda bile yani 70'ler neyse. Yani hiç yani göremedim yani 90'ları. Böyle daha 90'lar biliyorsunuz dönemi. Evet. Ana parçalar yapmalısınız. Kendine yaş üstüne artmak, böyle bir şey yapmak gerek yoktu bence. Siz her zaman tazısınız ve çünkü bugün hakikaten bu akşam sizin için üzüldüm. Peki. Kemal. Teşekkür ederiz. Ah, ah, ah. 3 puan. Bugün sıfırcı hocalar gibiyim. 90'lar uzak size kızlar. Yani tamam 90'larda olgun hanımların tercih ettiği kıyafetleri denemiş olabilirsiniz ama yine değil. Ne renkleri, ne kesimleri, ne tafta. Yani çok şoktayım bugün. Belki saçlarınız, makyajlarınız bir tek kurtarabilir. Ama o da bundan daha yukarı bir puana elim gitmedi yani, üzgünüm. Peki, teşekkür ederiz. Urkan. Hep eliyorum onları, ne vereyim yani şimdi.
Hadi. Ayakkabılarınız takım olduğu için 4 olsun. Ayakkabıyla çanta takım. Ama şimdi nedenlerini anlatacağım. Üstünüzdeki kıyafetler 70'ler. Hanımların çantayı bile tutuşları 60'lar, 70'ler. 90'larda kadınlar biraz pantolona, daha maskülenliğe dönmüştüler. Daha pantolonları ön planda görüyorduk. Evet. Ve çantaları bile daha salaş, daha farklı tutuyorlardı. Siz 70'lerin hanım hanımcık, cici, iki tane kızısınız görünüşle. Ama gene kırmadım. Hep sizi elediğim, elediğim için hadi dedim bu sefer de o kadar kötü olmayayım da 4 vereyim dedim. Peki. Saçlarınız bilhassa senin saçın doğrudur. Çantaların boyutları bile 90'larda bunlar yoktu. Ya daha büyüktü ya daha küçülmüştü çantalar. Bak şimdi tutuşunu değiştirdin daha iyi olduk. Bu yoktu. Bu böyle değildi. Dans ettiğim. Daha bırak. Daha bırak. Heh, daha tut. Öyle tut 90'lar. Buydu benim yaşadığım artık delikanlılığı da geçmiştim 90'larda. Kızım bile gelmişti 10 küsur yaşlarına. Tabii iyi bildiğim dönemlerdir o. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Biz aslında bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Aslında ilk başta bizim aklımızda kot yani onun içinden işte kenarından iç çamaşırları görünürdü. Beller açıktı biliyoruz. Hatta kalın kalın topuklar vardı kotların altında. Fakat kotla da çıkmak istemedik çok sönür kalır diye daha şık. Ama şimdi güzel kızım çıkmak istemedin çok güzeldi. Bunlar 70'ler bir yanılgı var burada. O bir yanlışlık var. O dönemin modası neyse onu yansıtmanız gerekiyor. Sönük olabilir ama 90'lar o. Yani evet, onu yansıtsaydınız evet. Burada eminim herkesten tam puan alırdınız. Yıldız'ın dediği gibi dekolten tamam 90'lar. Ama o kadar bana göre. Hele şu taraftaki kıyafetle anneciğimin, rahmetli anacığımın 60 ve 70 yılındaki kıyafetini 60, görür 60, gibiydim. Tabii, inciler. Görür gibiyim. Koluna da çantacığını alırdı okula evet. Ders vermek. Tabii mini değildi. Mini giymezdi. Bir de eldiven takacaktı tamamdı. 90'ların dönemine hakkını vermediniz kızlar. Peki. Nurella. Ay Cahide Kodaman hoş geldin. Ay Can. Tam Cahide Kodaman. Tam Kodaman oldun. Sen anne kız gibi duruyorsunuz burada. Hangimiz ya, anne? Ben. Yok sen kız o anne. Yani Aycan seni bir gün böyle görebileceğimi hiç tahmin etmezdim. Ben de etmezdim. Ay inanmıyorum yani bu bir şaka falan herhalde diyorum. Biz şaka yaptık şimdi üstümüzde isim var. Şimdi 90'lar yani kokoşluğun hani kokoşlukla maskülen karışıktı evet. O yıllarda maskülenlik. Şey vatkalı ceketler ama ceketler böyle hani şimdi nasıl kalem etek ceketler de böyle gelirdi biliyorsunuz. Evet. Vatkalar çok yine genişti. Ben inanamıyorum sizin gibi bir kızlar. Sen var ya tam marika yani tam. Tam. Çantalar falan hiç olmamış. Hiç olamamış yani. Belki sen niye topuz yapmadın kafana? Öyle bir modern ben bıraktın. Mi? Şöyle bir ensede topuzun falan. Çünkü ben kendi annemi hatırlıyorum. Hatta bu elbiseyle bir resmi vardı. Paş, saçı. O yüzden bu hani saça güvenerek böyle yaptım saçımı. Nurella 4 puan veriyor. Yani 3 veriyordum sonradan dedim ki hadi dedim 4 olsun Aycan şimdi aa diyecek bana. Aycan çok Alaturk olmuşsun. Ben zaten çıkmadan önce dedim Nurella'm kesin söyleyecek bana bugün diye. Evet teşekkür ediyoruz efendim kızlar. Geçmiş olsun. 90'lar kısmı geçmiş bitti. Olsun. Artık kendinize dönebilirsiniz. Tamam. Az sonra sizi podyumda bekliyor olacağız. Buyurun bakalım. Teşekkürler. Buyurun. Sevgili izleyiciler, bu tarz bölümde eleme gecesinde eleme heyecanını yaşıyoruz. Önce jüri puanları konuşuyor. Arkasından yarışmacı kararları açıklanacak. Ve gecenin sonunda iki yarışmacı bu tarz benim jürisinin karşısına çıkacak. Acaba kimin vedası yaşanacak? Bu tarz bölümde son elemeler artık finalistlerimizi belirliyoruz. Büyük finale geri sayıyoruz. Bu gece ne tacı var yani koruma altında ne de yarışmacı arkadaşlarından yana umudu. Kendi deyişiyle
tek başına mücadele eden kurşun asker. Bakalım 90'ları yaşamış da biri olarak nasıl yorumlayacak? Özlem Özden podyumda. Çok yoruldun. Ay vallahi. Atışım değişti. Özlem otur bir soluklan. Yok yok devam. İyi misin? Şuradan. Ama o kadar koşmayacaksın tabii ki. Sana kim dedi o kadar koş? Bir tur atsaydın. Kaptırdın kendini. Bir tur attın tamam. Neden 5 tur atıyorsun canım? Kaptırdı gitti Özlem. Onu 10 kere gösterirlerdi. Özlem durdur. Nurella, copy paste. Copy paste. Copy paste yaparlar ya. Bu look'la yani koşulur mu bu kadar? Bu look'ta nokta. 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 Nokta net. Nokta net. Ay ben seni var ya ay. Ben o sorayım, sorunuza cevap vereyim sevgili Nurella. Dur ben seni oraya göndereyim o zaman. Hadi bol şans Özlemciğim. Tamam. Hadi bol puanlı inşallah. Bu look'la koşulur mu? Bence insan her şekilde, her zorlu anda koşmasını bilmeli. Çünkü eğer bir amacınız varsa size hiçbir şey engel olmamalı. Önemli olan look ya da kıyafet değil. Mirkelam'ın bu şarkısı benim çocukluğuma damgasını vuran ve bir gecede Mirkelam yapan şarkı. Bu şarkıda ayağımda 20 santim topuklu da olsa koşardım. Güzel. Ama Özlem, Özlem Özlem sen de yalnız bir günde marka oldun. Unutma, bir Cahide Kodaman dedin ve marka oldun. Evet, yine... Sen de bir günde oldun, bunu unutma. Evet, zirveye giden yolda koşmak lazım. Artı pedalı ayağımı çekersem düşerim, o yüzden hızlı gittim. Özlem biliyor musun, yarışmada da var topuk ayakkabı koşmak. Evet.
O da var yani, var yani bayağı. Ve ben de koştum topuk ayakkabı. Fena değil yani, güzel bir şey aslında. Çok güzel bir... Ha, 5 puan değil mi ona? Look için 5, koşmak için de 5 de verdi. Teşekkür ederim. Vay. Ben bazı materyaller getirdim yanım, bazı aksesuarlar. Bak onu da ben söyleyeceğim, bir bekle. Ha, bekle, şu anda ben konuşayım. Tabii ki, buyurun ben. Walkman, çok beğendim. Kameraya tam basarak şey... Elektronik, analog zamanlar. Aynen. Saat her şeyde çok çok. Saatimiz vardı hep bizim işte okula giderken, ben 1981 doğumluyum. O 80'lerde de vardı o tavuklu saat ama 90'larda bizim evde vardı. Peki televizyon nerede? Ya bir aslında, taşısın yani bir tane bura küçük. Aslında lookuma göre motosikletle gelmem lazım ama ben küçük bir özlem özen olduğum için motosikletle gelmedim. Aslında motosiklet de lazımdı bu looka. Hiç yani şoka girmezdim yani. Bir motosiklete bile gelebilirdim burada. O sponsor bana yani hiç yeni bir şey gelmez senden. Sürprizli olursun zaten. Üstündeki ceketi çok beğendim. Harika bir ceket. Çok güzel oturmuş. Onu kiraladın herhalde değil mi? Tabii ki. İster şimdi. Her şey kiraladın değil mi? Her şey kiralık. Bu da kiralık. Saat de, gözlük de, bütün kombinim kiralık çünkü... Ayakkabıya kadar. Tabii tabii. Ama şort şu andın değil mi? Sendin vardı şort. Senin şort. Yok, şort da kiralık. Onu da kiraladın. Hepsi kiralık. Tamam, süper. Çok güzel yani kombin yaptın. O yıllarda aynalı gözlükler çok modaydı. O yüzden bir aynalı gözlükle geldim. Küt burunlu çizmeler modaydı. Böyle büyük apoletli ceketler modaydı. O yüzden... Ya çok doğru şey giymişsin. 90'ların pop şey gibi... Özlem, pop özlem gibi geldin. Saçlarını da çok beğendim. Çok yakıştı. Walkman zaten bitmiştim oradan. Onu görünce hakikaten eskide kalmış. Hiç yerde göremiyoruz o zamanla. Tabii ki. Çok iyisin. Beğendim. Teşekkür ederim. Kemal. Özlem, ben hiç beğenmedim. Puanı derken 5 puan Kemal'den. Gözlerim doldu. Teşekkür ederim. Yani gerçekten benim gençliğim, ergenliğim o yıllarda geçtiği için ve ben birden bir flashback yaşadım. O yıllara gittim. Seçtiğin şarkı da, getirdiğin aksesuarlar da. Evet. Benim de öyle bir fotoğraf makinem, aynı Walkman'im vardı. Böyle büyük ceketler giyiyorduk, çok havalı olmaya çalışıyorduk filan. Çok etkilendim performansından. Evet. Tam puanı bugün ilk kez sana verdim. Teşekkür ederim. Burkan. Nereye gidiyorsun böyle? Ya moda çekimine mi gitsem 90'larda? Böyle motosikletler olsun sağda solda, bilmiyorum. 90'larda motosikletle bu kadar kısa şortla. Aferin sana. 90'larda bir kere bu kadar kısa şort yoktu. Bir. İki. Bu tip çizmeleri 90'larda giydikleri zaman, ki bu kadar kısa giyilmezdi, topuğu için tamam diyorum sana, pantolonlar içeri sokulurdu. Bilhassa jean pantolonlar. Doğru, doğru, bu tip şortla biraz daha yukarı çizmeler giyilirdi. Dört. Onu da yani arkadaşlarım beğendi, onların arasında rezil olmayayım diye veriyorum. Tamam. Saçların tamam. Saçlarına söyleyecek bir şeyim yok. Ama senin o her yerde koşarımı bana göre değil. Ben her yerde böyle bu kıyafetle koşamıyorum. Yani koşacak o zaman, o dönemler jogging dediğimiz şey, ki o zaman jogging derlerdi. O çok popülerdi, çok modaydı. Ama hanımlar eşortmanlarını giyerdi. O eşortmanlar da taşlı, pullu, çok süslü eşortmanlardı. Sen bu ceketin doğrudur ama her şekilde o mont her dönemde vardı. Ama bu dönemde bu montu şuraya kadar bir jeanle, pantolonla tamamlasaydın bana burada wow dedirtirdin. Ama gene kırmadım, arkadaşlarım zaten 5 verdi. 4'le ama söylemek istediğim de söyledim. 5 puan. Öyle de. Hatta 15. Canım benim ya. Benim Tilda Swinton'ım. Benim Cahide Kodoman'ım. Benim kimimsin sen? Sen benim kalbimin kızıl saçlı bacası. Sen nesin ya? Tebrik ediyorum seni ya. Vallahi tebrik ediyorum. Senin için söyleyecek aslında o kadar çok sözüm var ki. Sen harika bir insansın. Bir kere kişilik olarak, insan olarak çok değişiksin. Hiç sıradan değilsin. Çok özelsin. İnşallah ömür boyu hep şansın sana yardım eder. Çok çok çaba gösterdin.
O kadar çaba gösteriyorsun ki zaten o çabalarınla büyülüyorsun bizleri, hepimizi, Türk halkını. Sahip çok şeyler yapıyorsun. Bak Yıldız Hanım da seni çok beğeniyormuş, çok takdir ediyormuş. Böyle duydukça çok hoşuma gidiyor. Deri ceketin, montun bir harika. Şimdi bu püsküller geri döndü yine. Gözlerin doldu, niye? Duygulandım gerçekten. Aşırı derecede çaba sarf ediyorum. Evet, sen ben seni evet benim. Çok çaba sarf ediyorsun. Sen ağlamazsın da, ağlama. Ağlamam. Sen ama duygulanabilirim. Ağlamazsın yani. Ama duygulanabilirim. Ha duygulanabilirsin ama sen gözyaşlarının arkasına hiç gizlenmezsin. Çok güçlüsün. Senin çabalarını gördük hep. Bugün çok beğendim seni. Ama gider misin, kalır mısın onu tabii ki bilemem. Bu gecenin sonunda belli olacak. Başarılar diliyorum. Yıldız Hanım. Ben de 5 veriyorum. 5 puan Yıldız Silver'den. 90'larda ben İzmir'in Çankaya'sında bir band kayıt stüdyosunda çalışıyordum. Plaklardan kasetlere liste getirirlerdi bize, biz doldururduk. Aa öyle mi? Tabii işte Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses kim varsa. O karışık kasetlere karışık kasetler hazırlıyorduk. Aynen Özlem'in kulaklığından ben de takıyordum. O ceketin püskülsüzü benim kendi ceketim vardı. Derinin de pantolonu vardı aynen. Bir an kendimi gördüm, çok beğendim. 5 puan Yıldız Hanım'dan. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. 90'larda ben de çocuktum, 81 doğumlu olduğum için. İşte Tarkanlar, Levent Yüksel'ler, Yıldız Tilbe'ler, Sertab Erener'ler daha yeni çıkmıştı. Daha ilk defa Delikanlı'mı dinliyorduk. Sonra yani öyle bir şey ki zaman su gibi akıp gidiyor. Bir bakıyorsunuz 30'u geçmiş oluyorsunuz. Onun da bir duygusallığı oluyor. Biz ne yapalım? Evet ve yıllar yıllar evvel biz sizle Kuşadası'nda postanede karşılaştık Yıldız Hanım. Doğru. Bak görüyoruz. Evet. Çok bir 10 sene falan önceydi, ben sizle postanede karşılaşmıştım Kuşadası merkezde. Hiç unutmadım. Zaman akıp gider evet. Durulmadan. Nasıl çabuk geçiyor? Ne sualle cevap bulunmadan. Biz onun içinde bitip kahroluruz. Bize yaşamak yok yorulmadan. Bilirim hayatın güzelliğini. Bilirim sevenin ne çektiğini. Dertler bizim için. Sevmek bizim için. Herkes kulak. Zaman akıp gider durulmadan. Ne sual ne cevap bulunmadan. Biz onun içinde bitip kahroluruz. Bize yaşamak yok yorulmadan. Bize yaşamak yok yorulmadan. Bilirim hayatın güzelliğini. Bilirim sevenin ne çektiğini. Dertler bizim için, sevmek bizim için. İşte gel de yaşa. Ya benim inanılır gibi oldu. Bir şeydi. Sesini çok beğeniyorum. Senin yanında. Ay senin rica yanında. Rica ederim hayatım yani. Güzel söylüyorsun. Ben şarkı şimdi. Söylemeyi çok seviyorum. Doğru ya, ama çok güzel söylüyorsun. Bir de ben bu tarz seviyorum. Yani arabesk ben de öyleyim. Seviyorum. Ne yapayım? İçim acısın, içim parçalansın. Ben onu seviyorum yani. Ama seninle çok duygulandım. Var benim için büyük bir onur bu. Benim için de. Bir anı kalacak vallahi aynen. Canım benim ya. Teşekkür ediyorum. Ne şanslısın sen. Bu okula kabul edildim. Ben o yüzden mutluyum. Önemli olan bu okuldan inşallah iftarla mezun olmak. Ben sevgili Yıldız Tilbe'nin önünde
saygıyla eğiliyorum ve öpmek istiyorum kendisini. Gel hayatım. Ben de seni öpeyim. Ay, yakından bakayım. Pek güzelmişsin. O sizin güzelliğiniz. Vallahi teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bu çok iyi kalpli kız. Yok, Allah yardımcısı olsun. Teşekkür ederim. Özlem. Özlem bizim bu. Ay bizim Özlem. Koşmaya başla Özlem. Koşmaya başla Özlem. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bir elin parmakları kadar kaldınız ama yine de her birinizin söyleyeceği isim. O iki yarışmacıdan birinin yarışmadaki kaderini belirleyecek. Hem rakip gördüğüm için ve yani haksızlık oluyor olarak gördüğüm için. Evet. Böyle bir yarışmada aslında mantıklı hareket edip en güçlü rakibin adını söylemek gerekir. Bu yarışmanın gerçekten bir yarışma olduğunun farkına varan zaten sadece 3 kişiyiz diye düşünüyorum. Çok içimden gelerek söylüyorum. Söz gümüşse sükût altındır. Çok sürpriz bir şey oldu. Şurama bir şey oldu yani böyle hani şok oldum, hiç beklemiyordum. O kadar üzüldüğüm iki kişisiniz ki. O kadar sevdiğim iki kişisiniz ki. Çok üzülüyorum bu durumda. Ben ikisini de burada görmek istemedim. Bu iki ismin de bence orada yeri yok. Bir şekilde matematiksel olarak oradalar. Sonlarda büyüyen nesil, onun şarkılarıyla kendinden geçerken zamanın ruhunu yakalayan zamansız kadın Yıldız Tilbe, bugünlerde de sosyal medyada yeni nesle hayata bakışın sonsuz çeşitliliğini sunduğu dumur seansları düzenliyor. O halde bir doz Yıldız Tilbe hem gönüllere şifa hem de zihinlere. Alkışlarla Yıldız Tilbe karşınızda.
bakayım. Aşkımı sakla bir ben bulayım. Dur sana şöyle bir bakayım. Aşkımı sakla bir ben bulayım. Dur sana şöyle bir bakayım. Aşkımı sakla bir ben bulayım. Dur sana şöyle bir bakayım. Aşkımı sakla bir ben bulayım. Dur sana şöyle bir bakayım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu tarz benim ikinci sezon başlıyor. Neden seni almalıyız? Çok güzelim. Kollarını kırmış yavrucak derim. O halim var, o halin. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Arkadan da o kadar bastırma. Geçerken burada gözlerindeki deliliği gördüm. Korktum sende. Hakikaten korktum. Bebek el sallamış. Kötü bebek oldun. Peki. Ay ben hemen bu lensten almalıyım, Ivana'ya bakacağım. Sen Hint misin? Hindistan'dan mı katılıyorsun yarışmaya? Felaket ötesi enerjiyim, hatta bir daha da oynarım. Güzel Emine. Efendim. Kibar Emine. Bu benim sanki çocukluğum gibi değil mi Öykü? Gamzeliyorum, güzel yârim. Hayatımın anlamı yârim. Daha güzel araştır, daha güzel şeyler koyabilirsin üstüne. Bak neler var. Düşmanlar patlasın, kıskananlar çatlasın. Abim sana isim takmam lazım. Zor. Ben böyle konuşamam. Çileme bir şey söyleyeceğim. Böyle. Makyajını sil. Böyle gerçekten bir nişana gidersin. Bir taraf siyahsa bir taraf kırmızı olsaydı. Kardeşim. Heyecandan oldu bu defa. Ne yapıyorsun sen ya? Yapma be. Ardahanlıyım ben. Ivana. Hemen. Delil o, delil o kurbane. Daha yarışa başlamadan bu 16 güzel kadından biriyle daha şu andan itibaren yollarımızı ayırmaya hazırlanıyoruz. Aurası, dans, hareketleri. Çok seviyorum bu yazdığımı. Ama beni affetsin ama belki de kalacak bilmiyorum. Daha çok yolun başında olduğumuz için hiçbirisini tanımıyoruz yeterince. Hiç kimse tarzını bilemiyorum. Sen rahat ol, seni yazmayacağım. Heyecanımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin en tarz kadın ünvanı kimin olacak? Sadece haftalar kaldı. Büyük finale geri sayıyoruz sevgili izleyiciler. Bu kararda sizler de etkili olacaksınız. Destekleriniz çok önemli. Oylarınızla Türkiye'nin en tarz kadını sizler belirleyebilirsiniz. Kararın sorumluluğunu bu tarz benim jürisiyle paylaşacaksınız. Bir sonraki yarışmacımız geliyor. 90'lar deyince onda bir vintage etkisi hakim olmakta. O kadar. Çünkü yaşı çok küçük. Ayşenur Balcı podyumda. Kapattım penceremi, kapılarımı, sürgülerimi bir bir çektim. Sana olan aşkımı yenebilmek için bin bir numaralar çektim. Ama olmadı, kalbim durmadı. Düşmüş eline bir kez sevdanın, kaçmaya bir yol olmalı. Kapattım penceremi, kapılarımı.
olmalı. Acımadan hiç tuşu seni korumalı. İnadı bırak yanıma yanaşı ben. Artık batacağımız kadar aşkım. Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum. Aksiliklerle geldim. Ne oldu? Ayaklarım şiştiği için çantamın ayakkabısı ayağıma olmadı. Aa. O yüzden kendi ayakkabılarımla çıkmak zorunda kaldım. Numara mı küçüktü? Ya o numaralar küçüktü. Böyle bir oturtmuştum orada, olmuştu mu olmadı hiçbir şekilde. Burada giyemedim. Ayaklarım sığmadı içine şiştiği için. Hay Allah. Bunu giydim. Keşke haberimiz olsaydı. Keşke. Peki olsun, ne yapalım? 90'ları böyle yorumladın. Evet. Neleri kullandın mesela 90'lara ait? Kabarık kollar, işte renkler, kafamdaki aksesuar, saç, makyaj. Elimden geldiğince araştırdığım kadarıyla yapmaya çalıştım. Peki, eleme ile ilgili ne düşünüyorsun? İki hafta üst üste taç sahibiydin, koruma altındaydın. Şimdi bu hafta ne olur sence? Her şey olabilir. Yani iki hafta taç aldım, bu hafta da geçerim diye bir rahatlık hiçbir şekilde yok. Yine çıkabilirim. Hiçbir şey belli olmaz. Zaten puanlar belli olduktan sonra o karar aşaması gecenin en heyecanlı anı. Bakalım kimler kimin isimlerini söyleyecek. Merakla bekliyoruz. En merak ettiğimiz anlardan biri. Evet. Sana bol şans diliyorum Ayşenurcuğum. Çok teşekkür ederim. Geçebilirsin jürinin karşısına. Dört puan. Çok teşekkür Aslında üç ederim. Verecektim. Fakat üstündeki o eteği çıkartınca 90'a bir adım daha yaklaştın. İlk geldiğin halin 80'lerdi. Bu halin yine hadi 80'ler sonu 90'lar başı olduğu için 4 yırttın. Yıl 1994. Ben 15 yaşındayım. Ben küçükken bakkalda çalıştım, bisikletçide çalıştım, terzide çalıştım. Her yerde, bir sürü yerde çalıştım. Tatlıcıda çalışıyorum bu yaz. Oturuyorum bak tatlıcının önünde. Yanımda da bir bakkal var. Bakkaldan avaz avaz bir şarkı geliyor. Kalbim duraksız haykırışlarda, ne yapsam vazgeçemem senden ah, asla. Ah ne güzel diye. Şarkı. Kaç yaşındaydın Kemal'cim? 15. Öyle mi? Evet. Çocukmuşsun bayağı. Ve o zaman için o kadar enteresan bir yorum var ki şarkıda. Ben böyle... Bu ne ya oldum? Ben şimdi bu şarkı... O Delikanlım şarkısını bir daha gelirse, bir oradaki yorumunu, Yıldız Tilbe'nin muhteşem yorumunu bir duyabilir miyiz yeniden? Söyleyeyim mi? Söyle. Kurban olayım, söyle. Kalbim duraksız haykırışlarda, ne yapsan ayrılamam senden asla. Hafife alma, aşk bu. Ve 15 yaşındayım ve ne yaşamışsam artık o ergen sevdalar, ne kafalar bilmiyorum. Ölüyorum, böyle ağlıyorum, deliriyorum falan. Bu nasıl bir yorum? Çünkü o zaman için marjinal bir yorum bu. Hiç o zamana kadar duymamışız böyle bir yorum, böyle bir name, böyle bir gırtlak. Şoka girdim. Ben hemen bakkala daldım. Bu ne dedim? Bu kim? Bu nedir yani? Kim söylüyor bunu? Yıldız Tilbe dedi, yeni çıktı. Ben o haftaki haftalığımı alıp koştur koştur kasetçiye gidip Yıldız Tilbe kaseti aldım. Ve baştan sona bir muhteşem masterpiece bir albüm. Çok güzeldi yani, o, evet. Basıyordun play'e, hiç geri sarmıyordun. Hep böyle bütün şarkılar birbirinden güzel. Bir daha A'yı çevir, B'yi çevir. A'yı çevir, M'yi çevir. Kaset... Kaleme tak, geri sar, Walkman'e koy filan. Yani böyle çok... Aşıktım o zamanlar. Ya bizi de aşık Tabii. ettin o şarkılarla. Evet. Aşk Yerden yere vurdunuz bize. Yani hasta ettin Yıldız bizi, delirttin. Aşk Ben de... Yani ben o yüzden Yıldız Tilbe benim için çok önemlidir. Tekrar 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 teşekkür ediyorum burada bizimle beraber ben olduğunuz için. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok teşekkür ederim. Benim de bir... Gerçekten. Sağ olun. Ben de şeyi seyrediyorum. O zamanlar her hafta şey vardı, Cem Özer programı televizyonda. Orada bir tane vokal yapan bir kız var. Böyle zayıf, ince,
Ay diyordum ki ne kadar güzel Yıldız ismi. Şarkı söylüyor orada. Ay ben Cem Özer'i falan dinlemiyorum. Şu Yıldız diyorum, okusa da dinlesem diyorum. Ay hayranlıkla böyle dinliyorum. Sonradan bir baktım o Yıldız, Yıldız Silbe olmuş. Yani inanamadım. Yıldız oldu. Yıldız oldu. İsmine hakkı verdi zaten. Teşekkür ederim. Her zaman. Yıldız Hanım. Canım. Güzelliğinizi neye borçlusunuz? Güzelliğimi hiçbir şeye borçlu değilim. Peşin verdi Allah böyle direkt. Borçsuz. Yıldız Tilbe, hayatımdaki en önemli ve en hayran olduğum seslerden biri. Herkes konuşmuştu, ben konuşamamıştım. Hele onun bir parçası vardı, o beni alıp götürürdü. Çabuk olalım aşkım. Ay ya, onu söyleyin. Çıplak seste var mısın, bir çabuk olalım? Aa, o nasıl yok yani, nasıl? Canım benim de Yıldız'ım. Harikasın be. Çabuk olalım aşkım, her şeyi paylaşalım, ben kendimi sana alalım, sevgilim sensiz anlamsızım, mahşere kadar benim aşkım, her alemde senindir canım. Nereye istersen sürkele diye, sensiz ölürüm cennette. Seni seven kalbim sana deli oluyor, anla sana. Ah, sana dayanamıyorum. İnan ki sensiz mutlu olamıyorum. Şarkılarınız marş gibi dilimizde. Çok güzel bir gece. Herhalde hayatımda unutamadığım gecelerden biri de bu olacak. Ya, teşekkür ederim. Hem üretiyor, hem yazıyor, hem okuyor yani. Öyle böyle okumuyor bir de. Yetenek. Fakat delirmiyor yani, bir de o var. Hala akıllı hani, ona rağmen. Aa. Her şey rağmen. Yok ama doğarken bir deli doğdun yani, değil mi? Her insanda var değil mi biraz? Ben tralelli. Unutmadık seni, unutmadık. Bak şimdi çok güzel yaşadık. Sen de gitmişindir bir yerlere böyle bu parçayla değil mi? Böyle bir müzik ziyafeti yaşıyorsun. Ay, ne şanslısın. Ezbere biliyorum ben de. Geldin 80'ler. Bir çıkardın. Eh hadi 90'lar, 2000 bile olur da neyse. Şunu kabul etmiyorum. Seneler önce bir defilen vardı. Ve bu defilede Bilge Kara, bugünün önemli mankenlerindendir. Ayağı 40'tır. 38 numara ayakkabı düşmüş. Mecbur kardeşim, onu giyecek. Başka şıkkımız yok. Ayaklarından kan aka aka sevgili Bilge o defileyi bitirdi. Sen de ayakkabın ne kadar şişerse şişsin, bana 2010 yılının ayakkabısıyla karşıma gelemezsin. Aynı çantanın, hep söylerim, 2080'ler, 90'lar hep aynı çantanın renginde ayakkabı olması gerekiydi. Evet. Gerekiydi ne demekse. Gerekirdi. Evet. O yüzden bir puanını kırıyorum. Ve sana 4 veriyorum Ayşe. Veriyorum. Dört kardeşim. Kardeşim. Dört kardeşim. Nurella. Ah Donatella. Ah. Donatella. Ah. 4 puan Nurella'dan. Çok teşekkür ederim. Yani elbise, evet, 80'lerin ortası, 90'ların başı. Artık 90'larda böyle bir şey giyilirse rüküş olunurdu. Saçların çok güzel ama, çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Sen hep tarz bir kızsın. Senin tarzını da beğenirim ben. Çok teşekkürler. Yıldız Hanım. Evet, ben de Ayşegül'ü çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. 4 puan. Veriyorum. Kollarındaki çok, yastıklar çok, çok güzel. Çok teşekkürler. Evet. Teşekkürler. İvana. Çok teşekkür ederim. 4 puan. 4.
Titriyorum yine. Tekrar 90'lar göremiyorum. Sadece Özlem de bir 90'lar gördüm, evet, şu anda kadar. Evet, çok iyiydi. Çok. Neden böyle? Yani hakikaten zor muydu yoksa bulamadınız? Yani çok zor değildi 90'lar. Son haftalar diye hepimiz garanticilik yaptık. Birden fazla 90'lar kıyafeti aldık, getirdik. Ve hepimizin işte önünde bir sürü kıyafet vardı. Onu giydik, onu çıkarttık, onu giydik, onu çıkarttık. Bu sıradan olur dedik. Sonunda çok olunca seçenek, bazen saçmalayabiliyoruz. Bazen vücudumuza oturmuyor. O yüzden seçeneğin çokluğundan böyle oldu. Ama o kadar kot varken, o kadar yüksek bel pantolonu varken ve şiş pantolon varken herkes hiç kimse giymedi şu anda kadar. Yani enteresan yani. Ben de 90'ları düşünce hemen akım orada gidiyor. Yani keşke siz de böyle biraz daha fazla çalış. Çalışması gerekiyordu ama evet, maalesef çanta hiç olmadı. Zaten ayakkabı konuşmayalım. 90'lar değilsin ama kırmak istemedim. Çok teşekkür ederim. 4 verdim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ben teşekkür Ayşen ederim. Ayşenurcuğum, seni de uğurluyoruz ve sabırsızlıkla bir sonraki kostümünü bekliyoruz. Sevgili izleyiciler, gece uzun ancak hikayenin sonu belli. İçlerinden biri daha bu yarışa nokta koyacak. Tek bilinmeyen kimin gideceği, işte puanlar, yorumlar, yarışmacıların kararları bizi adım adım o noktaya getirecek. Ama şimdi bu turun son yarışmacısı geliyor. Gecenin ve bu haftanın tek taçlı prensesi, bu hafta koruma altında olan bir yarışmacımız var sadece. Ezgi Baylar podyumda. Çekinme söyle, yollarım açık, yürekli ol. Saklanma benden, derdini söyle. Sen karşıma çık, yürekli ol. Kaçırma gözlerini, dinle kalp sesini söyle. Seviyorsan yürekli ol. Kaçırma. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Hayırlılar harika. Severek taşıyorsun eminim. Çok çok bayılıyorum. Nasıl değerlendirdin 90'ları? Neleri seçtin mesela? Neleri seçtim? Satenini seçtim. Abiyelerde saten çok vardı. Hı-hı. Uyumunu seçtim. Renk uyumunu. Hı-hı. İşte saçını, makyajını. Hafif bir dolmalı şöyle. Hafif bir dolmalı. Arkası evet. İşte buz modeliymiş. Buz modeli. Evet. Harika. Öyle. Heyecanlı mısın? Evet, heyecanlıyım. Biz hepimiz heyecanlıyız gece başladığından beri. Nedendir? Hayırdır, hayırlara vesile olsun ama bu gece bir tur daha devam edeceksiniz. Evet. Bir kez daha podyumda yürüyeceksiniz. Evet, tacın var, koruma altındasın. Ama biliyorsun ki bu elenme aşamasından kurtuluyorsun anlamına gelmiyor. Evet. Az puan alırsan yine evet, burada olabilirsin. Evet. Ne düşünüyorsun? Yani en az puanı almamak, yani yapabildiğimin en iyisini yapmak için elimden geleni yaptım. Artık hani... Sadece sen kaldın değil mi buraya gelmeyen? Evet. Sadece sen. Evet, öyle. Aman nazar değmesin. Aman değdirmiyorum, değdirmiyorum. Böyle devam etsin inşallah. Sana bol şans diliyorum. Teşekkür Ezgi'cim. Ederim. Jürinin karşısına alıyorum. Teşekkürler. Vallahi ben 90'lar falan değil bu 2000'ler. Puanı alabilir miyim? Ah. 4. Gene 4 puan. İyi davrandım. Şimdi önündeki bu çıkar bunu. 2014. Çıkarmasan da 2000. Bir çanta belki, o da belki. Ayakkabını görebilir miyim lütfen? Yani bunlar hep bunlar hiç 90 değil ya Ezgi. Saçların önden yürünüşü de 2000'ler, 2014'ler. Belki arkanı döndüğün zaman hadi şu topuzda belki sadece sana yani 90'lar diyebilirim ama 90'lar değilsin benim için. Küpelerin dahil hiçbir şekilde değilsin. Belki bir tek çantan 90'lar olabilir. Bu kıyafeti yani ama günümüzde de ait rahatlıkla annemin dolabında bir kıyafet. Annen teşekkür ederim. Çok ileri görüşlüymüş. Tahmin ediyorum. Hakikaten olabilir. Çok normal. Bazen hepimiz öyle yapıyorduk. Yani 90'da giydiğimiz 2000-2010'larda tekrar ortaya çıkabiliyordu. Tabii. Diye
düşünüyorum. Nurella. 3 puan Nurella'dan. Merhaba Ezgi'ciğim. Merhaba. Bugün kolaya kaçmışsın. Hiç zorlamamışsın kendini. Sen zorlarsın kendini. Mücadelecisindir. Bu elbise her yılın elbisesi. Yani şimdi de git bir mağazaya. Böyle bir elbisenin aynısını aynı modelde bulursun. 40'larda da var, 50'lerde de var, 60'larda da var. Zaten o meşhur Rita Hayworth elbisesi vardır. Uğurkan hani meşhur o kırmızı eldivenlerin o elbise modeli. Evet, evet. Bu her zaman giyilebilecek. Yani bunun devri yok bu giydiğin elbisesinin. Ben bunu 90'lar diyemem, 80'ler diyemem. 2000'de de var, 2023'te de olacak bu elbise yani. Mutlaka giyecekler. Onun için beni şaşırttın sen. Bu çanta da her dönemde oluyor. Mesela şimdi ünlü markalar da bunlardan yapmış. En ucuz yerlerde de, mallarda da bu çantalar var. Yani ben hani 90'ı sende daha başka bekliyordum. Evet. Teşekkür ederim. Yıldız Hanım. Nurella'ya tamamen katılıyorum. 3 puan. Gerçekten elbiseniz tüm zamanların elbisesi. Ama saçınız, makyajınız, takılarınız evet 90'lar. Teşekkür ederim. İvana. Ezgi'cim. 4 puan verdim. Biz neden böyle bir konseptler yapıyoruz biliyor musun? Yani 80'ler, 90'lar, 60'lar. O dönemden damga vuran parçalar, en önemli tarzlar, en güzel tarzlar, en dikkat çeken tarzlarını göstermemek için. Evet, böyle elbise şu anda giyinebilir. 90'lardan giyinebilir. Ama ana parça değil. Biraz daha göstermesi gerekiyor. O 90'ların tadını çıkartması gerekiyordu. Sadece elbiseden değil, o tavrından aynı dönemi zamanda. Dönemi vurgulamıyor. Evet. Mesela Özlem hakikaten çok iyi yaptı. Hem de show yaptı, bütün aksesuarlarından beraber gelmiş. Yani bize yaşattı aslında bu 90'ları. Ben de çocuktum o zaman ama 90'lar çok güzel ve huzurlu bir dönem. Keşke tekrar 90'lar gelsin diyorum. 3 puan. Bu gece senden önce çıkan kimse de ben 90'ları göremeyince sana o kadar bel bağlamıştım ki. Dedim ki birazdan Ezgi gelecek ve tam 90'lar olarak burada yürüyecek gerçekten. Ama bu elbise senin tarzın değil ve biraz belki eski tarihli diye sen bunu giymişsin. Ama bu elbise daha önce Nur mu söyledi, Yıldız mı söyledi? Zamansız bir elbise. Evet, zamansız. Nur Hanım söyledi. Nur'un da söylediği gibi 2034'te bile bu elbise olacak. Ve sadece senin tarzın değil diye giymişsin bu elbiseyi. Doğru. Doğru bak. Evet. Yakaladım değil mi? Ama hani şu an üzerimde bu var. Tek ama olan... aklımda salopet ve... Keşke öyle gelseydin. Tek 90'lar, tek 90'lar saçın, makyajın. Onun dışında 90'lara ait hiçbir şey yok maalesef. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz ve o zaman Ezgi'cim seni de uğurluyoruz. Uğurladığımıza göre artık şarkımızı dinleyebiliriz. Papucumun Dünyası. Evet. Gelsin bakalım. Dünyası. Olmuş dünya kim ne tutarsa, bir uçanla bir de kaçan kurtuluyorsa,
gönül aşktan, göz bakıştan alınıyorsa, bana bu aşk çöllerinde su veren yoksa, o zaman yansın bu boş dünya aşktan mahrumsa, mutluluk mutsuzluktan ayrılmıyorsa. Şu gönül ağrısı, pamucumun dünyası, ne kadar acıtıyor kalbimi şu gönül ağrısı. Olsa yalnız olmuyor. Deniz uysal, ay duygusal, hayat neden zor? Ne aitim ne de sahip, hangimiz galip? Hem sever hem nefret eder, insan ne garip. O zaman yansın bu boş dünya aşktan mahrumsa, mutluluk mutsuzluktan ayrılmıyorsa. Şu gönül ağrısı, sanrıcımın dünyası, ne kadar acıtıyor kalbimi şu gönül ağrısı. Gelmezsen benle konuşmam, küstüysen benle barışmam, hasret bir tek benim yatar ama. Gelmezsen benle konuşmam, sen benle barışma, düştüysek kalkmayalım mı ama. Ne kadar acıtıyor kalbimi şu gönül ağrısı. Ne kadar acıtıyor kalbimi şu gönül ağrısı. Ya vallahi kurtlarımızı döktük. Çok teşekkür ediyoruz muhteşem enerjiniz için. Gecemize biz renk kattınız. Sevgili izleyiciler, şimdi sanki gece hiç başlamamış gibi en başa dönüyoruz ve yarışmacılarımız bir kez daha podyumda yürüyecekler. Her zaman olduğu gibi bu gecenin en başına döndüğümüzde Gizem Güler podyumda. Dalıp dalıp uzaklara dik çekiyorsun. Eğer bıçak kemiğe dayandıysa, niye bu amansız acıya göz yumuyorsun? Bye.
Efendim tabii ki ikinci turda best of yapıyoruz. Yarışmacılarımızın 12 hafta boyunca giydikleri ve kendi tercih ettikleri kıyafetlerle burada bir kez daha performans gösterecekler. Ve sen arzu olarak gelmeyi tercih ettin. Neden bunu tercih ettin? Kendini en iyi hissettiğin kıyafet miydi? Neden bunu tercih ettim? Çünkü hep daha öncekileri ben kostümcüden kiralamıştım. Hı-hı. Gene kendi seçtiğim parçalardı. Ama buraya çıktığım zaman öğrendim. Nurella'mın zaten Ajda Hanım'a yapmış olduğu bir şeymiş. Onu burada duyduktan sonra tekrar bir daha giymek istedim. Artı bir de bunları ben gidip tek tek kendim buldum. Hı-hı. Mesela bu ceket çok büyük ve bol bir ceketti. Bunu daralttım. Bunlar için gidip özel hani tayt aldım, kestirdim. Bu zincirleri aldım, üstüne diktirttim. Hani bunların hepsi benim teker teker uğraştığım. Hani belki de ilk defa bu kadar çok uğraştım. Kendim teker teker bulduğum için benim için daha anlamlı geldi. O yüzden bunu yapmak istedim. Bunu tercih ettin ve bununla bir kez daha podyumda yürüdün. Evet. Bakalım hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İnşallah uğurlu gelir. Seni jüri karşısına alıyorum Gizemciğim tekrar. Hoş geldin tekrar Gizem. Tekrar hoş buldum. Sen böyle gecelerde, cumartesi geceleri vampir olmuştun. Evet. Ne olmuştu, ne olmuştun, bu olmuştun. Demek ki benim aklımda en çok iyi kalan vampirdi. Biraz korkmuştunuz o gün görünce. Korkmuştum da o gün. Tamam, bu kıyafeti de çok beğendim. Çok başarılısın saçınla. Her şeyine çok iyi taklit ettin. Sevgili Ayşe Pekkan'ı. Fakat benim en beğendiğim o Vampirella olmuştun. Ona bayılmıştım yani. Korkunç çünkü o kan boyalar, o şeyler, o çirkinlik. Yani öyle böyle güzel bir kızın çirkin olması çok enteresandı. Eğer o vampirle gelseydin, hani best of'ların arasında sana 5 verirdim. Yani buna ben belki de 5 vermiştim, yanılmıyorsam. Evet. Ama o totalin içinde benim favorim Vampirella'ydı. Onun için 4 verdim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Yıldız Hanım. Ben gönül rahatlığıyla 5 veriyorum. 5 puan. Kıyafeti ilk gördüğümde de çok yakıştırmıştım sana. Teşekkür ederim. Çok yakışmış gerçekten. Çok saçlarının rengi de çok yakışmış. Teşekkür. Siyah olmak çok yakışıyor sana ama bu da apayrı bir hava vermiş. Teşekkür ederim. Rica Teşekkürler. İvana. Arda Pekka ne kadar beğeniyorum ve seviyorum. Yani kendine hedave edemem. 5 veriyorum. Teşekkür ederim. Evet, Arda Pekka olarak çok başarılıydın. Charlie Chaplin olarak belki en favori benim şu anda kadar. Ama tabii ki bundan efsane oldu. Ajda gibi efsane. Kostüm ve her şey. İvana ben de kıyafetime 4 verdim. Yani. Yani canım çok güzel styling yaptın ve Ajda üzerinden bomba gibi oturdu. Ondan dolayı ben 5 vermek zorundayım. Ajda Pekkan'a buradan sevgiler. Selamlar, sevgiler, öpücükler. Kemal. Şimdi... Flo görüyorum şu an Kemal Bey. 4. Ay ya. Kulağına hitap etsin. Şöyle ki... Sizlerin, sen ve senden sonra gelecek bütün kızlar için geçerli bu söyleyeceğim şey. Sizlerin best of'uyla benim best of'um bir olmayabilir. Sen buraya Ajda Pekkan olarak geldiğinde övgülerle dolu 5 puan aldın herkesten, tam puan aldın ve bunun özgüveniyle dedin ki ben yine Ajda Pekkan olayım, geleyim oradan 5 puanı kapayım. Şimdi herkesin bilinçaltında bu yatıyor. Dolayısıyla ben o beklentileri vermeyeceğim. Ama herhangi birisi benim en iyi kafamda canlandırdığım en iyi haliyle gelirse ona 5'i yapıştırırım. Ama benim gözümde senin en iyi halin bu değil. Hangisiydi? Ben çünkü sana sarı saçı yakıştırmıyorum. Banu Alkan olarak bile buraya gelsen benden 5'i kapardın. Çünkü çok daha Banu Alkan'daki peruk başkaydı, böyle değildi. Gözlüğün vardı, stylingin başkaydı. Daha bir Banu Alkan'dın. Evet. Yani ben Ajda Pekkan'ı çok severim, hastasıyımdır. Ama benim best of'um bu değil. Ama kusura bakma. Tek işte sebebi bunu hani onu kostümcüden kiralamıştım. Gene gidecektim. Yine kiralasaydın.
Gizem. O işte o kostümcüdendi. Ben bunları böyle ama o gün işte çok iyi hatırlıyorum. Bu gala gecesi, eleme ya. Gecesi büyük riske giriyorsunuz. Dolayısıyla yine çaba harcayıp yine kiralayacaksın. Onda hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı. Bunu hepsini en ufak parçasına kadar tamam, gidip emeğine aldım sağlık. O yüzden. Zamanında 5 vermiştim. Şimdi de olsun. Sırf çok garantici davrandığın için 4 veriyorum. O kadarcık hakkımız olsun artık Kemal Bey, ne olur ya. Orkan. Teşekkürler. 5. Teşekkür ederim. 5 puan. Geçen sefer üstündeki olmadan çıkmıştın. Evet. Halbuki sevgili Nur'um onu yaparken bir A gördüm ben ekranda. A vardı üstünde. Çok güzel onu pardüsü ve pelerin havasına koymuştu. Sen A yapmamışsın ama şu üstündekiyle de çok beğendim. Kapıyı gene aynı şeyi geçen sefer de söylemiştim. Açıldığı zaman ah sevgili Ajda Pekkan mı geliyor? Tabii bu arada kendisine sevgilerimi de yolluyorum. 5 aldın, beğendim. Yüzünle, bakışınla, makyajınla, kıyafetinle. Hele tabii kıyafeti Nur yaptı deyince daha da bir farklı bakış alıp o 4 verse de ben 5 verdim. Teşekkür ederim, sağ olun. Kardeşim! Kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Gizemciğim, böyle tercih ettin. Senin için en iyiler arasında bu senin en iyiydi, senin en iyiydi. Ama jürimiz bazı noktalarda senden ayrı düştüler. Bakalım totalde toplayacağız tabii ki bu puanları. Umarım seni zor durumda bırakacak bir toplama erişmemişsindir. Bakalım seni inşallah. Yerine alıyorum. Teşekkür Gizemciğim. Ederim. Bu tarz benimle eleme heyecanı devam ediyor. En iyileri, kendilerine göre en iyi olan kıyafetleriyle bir kez daha podyumda yürüyorlar. Ve şimdi sıraya dönecek olursak çok sürprizli gelmişlerdi. Bütün Türkiye onları konuştu. Aycan, Nurcan, Şencan podyumda.
mutlu kumdurlar diliyorum size. Şimdi Megastar karşınızda. Muhteşemsiniz. Çok teşekkürler. En iyileriniz bunu tercih ettiniz. Evet, şimdi evet. Biriniz belki birinde daha iyiydi, diğerinde evet. Daha da çok tartıştınız mı? Çünkü farklı farklı yani benim aklıma hemen vardı. Tarkan geldi zaten. Hemen Tarkan mecburen evet. Sende dolayısıyla. Evet, ben ama farklı gibi... farklı yapma imkanımız olduğu için, çünkü ben aslında Bülent Ersoy olmuştum burada. Ha, sen de evet, Seda Sayın'ı canlandırmak istedim. İmkanı verdiler bize, o yüzden bu İkisini şekilde... birleştirdiniz. Evet, ikisini birleştirdiniz. Güzel olmuş. Güzel oldu, evet aynen, ben de beğendim. Heyecanlı mısınız bu geceyle ilgili? Evet, çok heyecanlıyım. Vallahi heyecanlıyız. Yaklaşıyoruz o anlara, ben sizi daha fazla bekletmeden hemen jürinin tamam, karşısına çok alıyorum. Tamam, teşekkürler. Ya Tarkan beni şaşırttı resmen. 5 puan. Yemin ederim. Kendisi çok teşekkür ederim. Görse inanamaz. Ne zaman katıldım der bu programa ben. Yani neredeyse. Tebrik Keşke ediyorum. Görse. Gerçekten bir kadın olarak bir erkeği bu kadar iyi canlandırmak hiç görmediğim bir şeydi. Tebrik çok ederim. Çok teşekkür ederim. Sen de Seda'nın gençliğine gerçekten benziyorsun. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok beğendim. Çok İvana. Teşekkür ederiz. İvana sanatsal çalışmalar yazıyorum. Yapıyor. Yazıyorum. Yazıyorum. Doymaz. Yazıyorum. Yazıyorum. Yürümeye de doymaz. Kaç tane ben çalacağım? Ne kadar sarabilirsin? Sarabilirsin. Tarkan için. Ben zaten seni gördüğümde böyle bir bağırmaya başladım. Bağırıyorum. Yani heyecanladım. Yani hakikaten bu performans inanılmaz bir yer. Michael Jackson da yaptı. O da efsaneydi. Vallahi ama Tarkan yıktı. Yani hiç tabii ki Seda Sayın'ımız çok güzel, çok zarif, çok... O daha bir slow oldu bu. O da evet, seksi. Öğrendim. Tabii. Daha slow o da senin yaptı. Zaten sırtını görmek yetiyor. Orada olay bitiyor. Ama Tarkan bomba. Çok teşekkür ederim. Şimdi... Kemal. 5 puan. Çok teşekkür ederim. Önce Aycan çıktı Seda Sayın olarak. Acaba... Kafamda hemen konumlandırdım tabii. Evet. Birazdan Michael Jackson gelecek diye. Çünkü bana göre sizin en iyiniz Seda Sayan'la Michael Jackson değildi. Bülent Ersoy'la Tarkan'dı. Ama şimdi sen Seda Sayan olarak, sen Tarkan olarak gelince 4,5'tan 5 işte yani. Ne yapalım? Hesap yapmayalım daha fazla. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Çok iyiydi. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Urkan? Şimdi yani laf söylerler bana 5 tabii de. Şimdi tabii 2 kişi olmanın gücünü kullanmışsınız. Şimdi... Ben sana geçen seferde Seda Sayan olduğum zaman sevgili Seda da bizleydi. Evet. 4 vermiştim. Ama bugün bir düzeltme yapmışsın. Saçların şimdi gerçek Seda Sayan'ın saçları olmuş. Bir de hareketlerin gerçekten ona benzetmişsin. O yüzden puan kırarsam laf yerim arkadaşlarımdan. Tarkan'a zaten söyleyecek bir şeyim yok kardeşim. Yani inanamıyorum.
Sen buraya çıktın. Kardeşim. Kardeşim ya. Onun için 5 ver. Çok teşekkür ederim. Helalinden. Çok sağ ol. Alkışlar. Nurella. Biraz Alaturka yazdım ama. Ay ay ay. 5 puan Nurella'da. Kokulu kokulu öpücükler. Sedo. gerçekten öyle. O Bülent Ersoy, Tarkan gecesi müthiş efsaneydiniz. Hala unutamadım. Tadı damağımda kaldı yani böyle. Seda'da da bugün başarılısın. O gün o hareketlerini hakikaten çok hızlı evet, yapıyordun. Heyecandan olmuştu o. Evet şimdi. Evet. Bugün daha iyi oturtmuşsun. Size diyecek bir söz yok da yalnız bundan öncekinden beni bir hayal kırıklığına uğrattınız. Yani inanamadım böyle size. Bunları bu kadar başarılı olan çocuklar, o yani o neydi, o neydi o, o? Şimdi biz kot pantolonlu hayalimizi zaten ona hazırlanmıştık, her şeyimiz tamamdı. Sonra düşündük işte, hani sonuçta gala gecesi bu. Belki yani başka yerlerden de biraz fikir aldık, yok işte abiye olması bakışa gerekiyor bak diye ama yanlış tercih etmişiz. Ben sizden bunları duymak bile istemiyorum. Evet, siliyoruz. Yani siliyorum. Yani siz ki, yani siz nerelerden kalktınız, buralara geldiniz, buralarda neler giydiniz, neler öğrendiniz, gün geldi ağladınız, gün geldi güldünüz. Ki çok modern kızlarsınız, Ankaralı, Ankara'nın bağlarını oynadınız. Siz neler yaptınız ya? Neler neler. Orada. Neler yaptınız valla. Ruhumuzda zaten arabesklik var özellikle. Sizin içinizdeki arabeski ben çıkarttım. Merzen siz benden arabesk misiniz haberim yok yani. Hele sen böyle diyorsun böyle yapıyor hemen. hemen oynuyor. Hiç yerimde duramam. Tebrikler harikasınız çocuklar. Çok teşekkürler. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür o zaman ediyoruz. Siz de yerinizi alıyoruz. Bakalım puanlar ne olacak gecenin sonunda. Pek çok farklı kostümle buradaydı. Bazılarında başarılı oldu, bazılarında olamadı. Acaba onun en iyisi hangisi, hangi kostüm tercih etti? Özlem Özden bir kez daha podyumda. En sevdiğin bu muydu elemeler arasında, eleme gecesinde yaptığın kıyafetler arasında? Buydu. Aynı elbise değil ki.
Aynı elbise. Best of yapıyorsak herkes aynı elbiseyi giyiyor. Dolayısıyla senin de aynı elbiseyi giymen gerekiyordu. Ben Özlem'i sizin karşınıza hemen gönderiyorum. Özlem'cim evet. Geçer misin? Ben. O zaman Kemal seninle başlayalım. Ben sadece bugün işte sizin best of'unuzla benim best of'um veya bizim best of'umuz uyumuyorsa sadece bir puan kırıyorum. Herkese vereceğim ikinci dönüşte en düşük puan 4. Senin üzerindeki elbise aynı elbise değil Özlem. Bir best of yapılıyorsa ve herkes en kendini iyi hissettiği kostümle buraya çıkması gerekiyorsa bir toparlanırsan ben de konsantre olayım sadece. Elbiseyi toparlayamadı ya. Ay yazık ya. Günah. Canım günah. Elbisenin duşu yok. Ah canım benim. Ayağını onu kim giydirdi? Bağla onu, bağla göz kısmından. Şu kapat. Göğsünü kapat iyice o şeyle şalla. Şöyle yapalım. Evet. Ver ben onu ucunu bağlayayım arkadan. Huzur içinde dur orada. Ama o takıntılı Kemal. Biliyorsun takıntılı o. Takıntılıysa dört dörtlük çıkacak o zaman. Evet. Ay asma suratını. Boncuğum benim. Ay parçam asma. Ay onu görünce aklıma hüzün geliyor. Niye acaba? Bana göre best of olmayabilir, size göre best of olan. Ve sen eğer ki buraya o Hint kıyafetinin aynısıyla gelseydin, daha önce burada yürüdüğün kıyafetle benden 5'i alırdın Özlem. Bu aynısı değil, buradakilere haksızlık yapıyorsun. Bambaşka bir stylingle çıkıyorsun karşımıza. Tabii ki siz istediğiniz notu vermekte söz sahibisiniz. Ben yaptım yorumumu, puanımı da verdim. Ben kıyafetle ilgili söyleyeyim ya da takılarla alakalı olarak. Şöyle bir şey, bizim her hafta cumartesileri yaptığımız bu şovda biz kostümleri kiralıyoruz ve topluyoruz, takıları dahil. Benim aynı takıları tekrar toplamam imkansızdı çünkü satın almamıştım. Aynı şekilde kıyafeti de kirala... Hani şöyle bir şey, gittiğiniz zaman o kıyafet tekrar kirada olabiliyor, satılmış olabiliyor. Zaten takılar satılan bir şey maalesef. Özlemciğim, o yüzden tekrar toparlayamadım. İlla ki bunca 12. hafta, çok 12 pardon, hafta. 12 haftada illa ki bir tanesini bulurdun Özlem. Ayrıca buraya bir sürü kılıkla geldin. Geçen haftalarda Malefiz oldun. Ondan önce Marlin Dietrich oldun. Bir sürü şu aklıma gelmeyen bir ben sürü şey var. Ben en çok Hintliyi sevmiştim. Onlardan illa birini bulabilirdin. En çok Hintliyi sevdin. Best of'sa bunun adı. Yani yeniden ortaya konulması en iyisi demek. En iyisi bu değil. Kusura bakma. Bunların hiçbiri bahane de değil ayrıca. Bunlar amalar, aslındalar. Biz buraya bir sürü insan geliyor ama yok, aslında yok diye bir sürü laf ediyorsak şu an sana da ama yok, aslında yok demek bizim hakkımız. Kusura bakmayacaksın. Yok. Açıklamayı da kabul etmiyorum yani. Ben beğendim kıyafetini. Yıldız Hanım 5 puan. 5 puan veriyorum. Çok güzel bir Hintli kız olmuş. Şarkısı da çok güzeldi. Bu kadar. Peki, teşekkür ederiz. Ivana. Küçük bir 4 verdim. Olsun. Evet, ben de 4 altından vermeyeceğim ikinci kostüm için. Kemal'a tamamen katlıyorum. Dedin çok doğru ve net anlattı. Maalesef benim için Marlin Dietrich en best of. En beğendiğim kılıf. Çünkü o maskülen tarz sana çok yakışıyor. Ve o parçaları bulmak ve tekrar kullanmak çok kolaydı. Onu seçseydin çok daha iyi olurdu senin için. Tekrar böyle bir show yapmak, başka bir şey olmak gerek yoktu. Çünkü alıştık çok, gördük çok. En iyi tarzında gelseydin çok iyi olurdu düşünüyorum. Ama maalesef böyle geldin. Hem yanlış kıyafete, aynı kıyafete gelmedin. Hem de her yerde çekip tuturmak, yani şık olamazsın, tarz olamazsın. Yani best of olamaz. Bu kadar. Teşekkürler. Urkan? 3. 3 puan. İlki arkadaşlarımın söylediği. Aynı kıyafetle çıkmadın. Oradan zaten bir puanın gidiyordu otomatikman. Öyle çıkmalıydın. Onlar da değiştirebilirlerdi. Daha farklı yapabilirlerdi. 2. Sare diyoruz galiba, değil mi o sarılanı? Evet. Genelde Hint kadınları karınları açıktır. O sareyi o yüzden kullanırlar.
Bütün bir tuvalet giymezler. Açıktır ve o sare sarılır. Sen onu yapmamışsın. Ekrana da bakarsan zaten, resimleri de arkadaşlar gösterirlerse o resmi görmüş olursun, o fotoğrafı. Sen kolayına kaçmışsın. Aslında birinciyi giyseydin hepimizden 5 alabilirdin. Onun da çok iyiydin. Burada bak hep bir açıklık var. Nerede? Bak belde gene bir açıklık var. Bir tane daha döner misiniz? Demin gösterdiğiniz lacivert. Lacivertimsi bir elbise vardı. Evet. Sare bunun için kullanılır. Onun için 3 verdim. Mersi. Teşekkürler. Nurella. 4 puan Nurella'dan. 4. Özlemcim, üstündeki seni bir Hint elbisesi değil. O bildiğimiz bir tuvalet. O takılarda Strauss'ı şimdik çarşıya git, Mahmut Paşa'ya git, Londra'ya git. Her yerde o Strauss'ları görürsün, o kafandakini de. Onlar Hint aksesuarı değil. Belki kulağındaki olabilir, onu da çok göremiyorum, ışık vuruyor. Hele üstündeki o şal, ne alaka o püsküller yani. Hint şarbında, şalında hep bordürler olur, kalın kalın yani. Onun için sen bir tuvalet giymişsin. Sadece müziğin Hint müziğiydi. Hatta aslında 3 vermeliydim de, nedense bir 4 verdim. Bu kadar. Peki, teşekkür ediyoruz. Geçebilirsin Özlemcim yerine. Onun da burada sergilemiş olduğu, aslında kostüm partilerinde, maskeli balolarda sergilemiş olduğu çok başarılı performansları var podyumda. Tabii ki bir ara verdi, sekteye uğradı, buradan elendi ve gitti. Sonra tekrar geri geldi ve kaldığı yerden yarışa devam ediyor. Sıradaki yarışmacımız Ayşenur Balcı. Efsane kılıkla evet. Gelmişsin. Lady Gaga'ya farklı bir yorum kattın. Evet. Yenilenmek her zaman güzeldir. Tabii ki buradaki yorumları alıyorsunuz ve onların üzerine en azından mükemmel hale getirmek için bir fırsatınız oldu evet. Bu Best Of'la. Sen de bu şekilde değerlendirmişsin bu fırsatı. Heyecanlı mısın? Çok. Gecenin sonunu merakla bekliyoruz hepimiz. Seni daha fazla bekletmiyorum. Jürinin karşısına alıyorum. Bol şans. Çılgın 5. 5 puan. Çok teşekkür ederim. İşte bu efsane kıyafetin unutulmadı, hiçbir zaman unutmadık. Kendi aramızda da yeri geldi. Zaman zaman konuştuk ve dedik Lady Gaga. Yani kusursuz, muhteşem. Sanki biraz hızlı yürüdün gibime geldi. Bacaklarım bile titriyor şu an. Öyle mi? Neden bu kadar heyecanlandın? Döndüğümden beri böyleyim, bilmiyorum. Sürekli titriyorum, ilk defa yürüyormuş gibi. Allah. Soruyorum, önce Öykü Hanım'ın önüne mi yürüyecektim diyorum. Unuttun mu diyorlar. Unuttum bir an diyorum. Yo, sen gittin geldin, o ruhunu, her şeyini arındırdın ya. Evet. Her şeyle yüzleştin ya. Şimdi böyle masum bir ruha sahipsin herhalde. Her şeyden ürküyorsun. Evet. O zaman çünkü elinde süpürgeydin değil mi? Aynen, düzeldim ama. Evet, bu da unutulmaz bir kostümdü. Unutulmazdı, yani hakikaten akıllara girdi bu kostümün. Herkes, kimi görsem Ayşenur'u nasıl Lady Gaga olmuştu diye seni akıllara kazıldın yani. Onun için tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yıldız Hanım. Ben de çok beğendim. 5 puan. Teşekkürler. Ama sen Lady Gaga'dan çok 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 daha güzel. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. İvana. Ayşenur. 5 puan. Çok çok teşekkür ederim.
Ben seni böyle bekledim. Evet. Ve bu senin best of, en iyisi. Doğru karar verdin. İyi ödev çalıştın. Aferin. Çok teşekkürler. Kemal. Üstündeki büstiyer aynı büstiyer mi? Aynısı. İçime sokmuştum. Bunu dışına çıkarttım bu sefer. Doğruyu söyle bana. Evet evet aynısı. Buranda bu çapraz var mıydı? Hayır, bunu ben kendim kurdeleyle bağladım. Ya yani ama büstiyerin aynı, sadece aksesuar aynı, farklı. Evet. Aksesuar taktım. Şu kurdelenin çünkü aynısını buladım. Haksızlık yapmak istemem. 5 puan. Çok teşekkür ederim. Saçın farklı, o da saçlar farklı olabiliyor zaten. O Lady Gaga'nın bir aynısı, aynı saçı, çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Bana göre de senin bestin Lady Gaga'ydı. Bir de üstüne o kutuları eklemişsin. Başarılı olmuş. Doğru gözlemlemişim o zaman. Çok mutluyum. Çok tebrik teşekkür ediyorum. Ederim. Furkan. Harikasın kardeşim. 5, 5, 5, 5. Aferin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Konuşmuyorum başka. Çok teşekkür ederim. Bu kadar mı? Bu kadar. Evet. Tebrikler. Seni de yerine alıyorum. Bu tarz benim de gecenin en heyecanlı anına dakikalar kaldı sevgili izleyiciler. Önce performansları bitiriyoruz. Gecenin son performansı podyumda yürüyecek. Daha önce yine defalarca bu podyumda yürüdü. Acaba hangi best of onun için en iyisi ve hangisini tercih edecek bilmiyoruz. Son performans podyumun kapanışını yapıyor. Bir kez daha hatırlatıyorum. Bu haftanın tek taçlı prensesi Ezgi Baylar podyumda. Hoş bulduk. Tekrar tekrar. Evet, tekrar tekrar. En sevdiğim bu muydu eleme gecelerinde performans? Evet, en sevdiğim buydu. Çok zor bir ön hazırlığı var. Evet, evet. Parçalar sana ait yanılmıyorsan. Bana ait, evet. Dolayısıyla problem yaşamadın. Evet, yaşamadım. Peki bakalım jüri ne diyecek? Onlar için de en iyisi bu muydu? Senin İnşallah. Bugüne kadar sergilediğin performanslardan. Bol şans diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Veriyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel bir gevşe olmuşsun. Teşekkür ederim. Onlar böyle çorapla mı giyiyorlar terliği? Evet, çorapla giyiyorlar. Beyaz çorap özellikle. Zor iş gevşalık. Çok zor. Gerçekten. Çok biraz güzel olmuş. Biraz zahmetli. Evet. İvana. Teşekkür ederim. 5 puan İvana'dan. Bu senin en iyisi. Best of. Doğru seçim. Aynı kılıfta geldin. Hak ettin. Bu kadar. Teşekkür Kemal. Ederim. Vallahi bestler besti. 5 puan. Benim için de best of'un buydu senin. Gerçekten çok özenilmiş, çok hazırlanılmış, çok uğraşılmış. Uyuştu bu sefer best of'lar. Evet, neyse ki. Teşekkürler. Furkan. Rabbime şükürler olsun diyerek 5 veriyorum, anlatacağım sonra. Bilmeyenler vardır, sen biliyorsun. Hikayeniz sen evet. Bu kıyafetinle geldiğinde
Nasıl oldu? Elimden mi kaçtı? Kıl mıydım o sırada? 4 vermiştim. Ve o gece uyuyamadımdı ben üzüntümden. Ben bunu nasıl yaparım? Evet. Kızın emeği çok büyüktü. Rabbim çok şükürler olsun. Tekrar bununla çıktın. Ve 5 hatta yıldız veriyorum etrafına. Oo. Günah çıkardım. Evet. 5 yıldızlarla diyorum. Aferin. Ama helal olsun sana. Siz bana o zaman da söylemiştiniz. Evet. Ben o yüzden içim çok rahattı. Hiç de kırılmadım size. Teşekkür ediyorum. Aferin kızım. Emeğinin hakkını yemiştim kendime göre. Çok üzülmüştüm 4 vererek. Oh şimdi 5 verdim. Teşekkür ederim. Rahatladın canım benim. Çok rahatladım. Allah'ım Allah çok var. Şükür. Çok şükür Tanrım. Nurella. Benim adım artık Nurella değil. Ne? Nuraliçe. Nuraliçe. Evet. Peki. 5 puan. Evet Ezgi. Bu da senin efsane. Bir kıyafetin Çinli kız, o gözlerin çekik ya senin, yani seni ben bir yerde ekranda görsem ben hakikaten seni böyle uzak doğulu bir kız zannederim. Çok güzel olmuştun, bunda da çok güzel emek var. Başka ne söyleyeyim? Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz jüriyelerimize, puanlar konuştu. Şimdi yarışmacılarımızı yerine alıyorum. Ezgi'cim seni de yerine alabilirim. Kostümler anlamında da, performanslar anlamında da ve yarışın bu gelinen noktada en iyiler karşınızda sevgili izleyiciler. Az sonra ne yazık ki içlerinden biri daha bu yarışa veda edecek. 100 bin lirayı kazanma ihtimali bu kadar yaklaşmışken, son elemeler, artık finalistlerimizi arıyoruz dedik. Dakikalar sonra bir yarışmacımızla daha vedalaşacağız. Ama önce gecenin müthiş konuğu, sürpriz konuğumuz dedik ve sizi burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Şöyle o gergin dakikalara geçmeden biraz enerji toplasak, şahane bir şarkınızla tabii keyiflensek. Alkışlarla Yıldız Tilbe karşımıza. Bu gece ben de düşlerim senin için. Aşka yolcuyum, kalbine misafirim. Masada süslendiğim eflatun aynam. Tenimde yanar aşktan tutuşmuş bir orman. Başım dönerse arzudandır utandırma. Gördüğüm en güzel zalim, ne olacak halim. Deli gönlüm aşkı sevdi gözlerinde. Huzura kavuştu ruhumda bedenimde. Güneş bana doğar, ay bana ışıldar. Seninle bir anda bin yıl yaşarım öylece. Yüreğimin zincirleri elinde, kes hayatı. Yıkılsın düşman tazem, ne anlar o aşktan. Yüz yıllar boyunca ekmeğin tadıyla mahcup ve cesurca paylaşılan zamanlarda. Yağmurca rüzgarca aşk özgür bir kavla. En olmaz zamanda uçuran kanatlarıyla sen bize gel. Sen bize gel, burada. Sevgilimin gözleri bal, yüreği kor. Bileği zor, hiç kini yok, sevgisi çok. Var ki yüreğinden düşmanına acır bazen merhametinden. Yapıcı konuşmaları, bakışları, çekici davranışları, yakınlığı. Korkusuzluğu yıkıyor duvarları. İçimi serinletiyor hoş rüzgarı. Aşk bir yorumdur elbette, herkes de farklı. Şivesi sensin aşkım, bu da senin farkın. Yüz yıllar boyunca ekmeğin tadıyla mahcup ve cesurca paylaşılan zamanlarda. Yağmurca rüzgarca aşk özgür bir kavga. En olmaz zamanda uçuran kanatlarıyla.
Bir elin parmakları kadar kaldınız ama yine de her birinizin söyleyeceği isim. O iki yarışmacıdan birinin yarışmadaki kaderini belirleyecek. Hem rakip gördüğüm için ve yani haksızlık oluyor olarak gördüğüm için. Evet. Böyle bir yarışmada aslında mantıklı hareket edip en güçlü rakibin adını söylemek gerekir. Bu yarışmanın gerçekten bir yarışma olduğunun farkına varan zaten sadece 3 kişiyiz diye düşünüyorum. Çok içimden gelerek söylüyorum. Söz gümüşse sükût altındır. Çok sürpriz bir şey oldu. Şurama bir şey oldu yani böyle hani şok oldum, hiç beklemiyordum. O kadar üzüldüğüm iki kişisiniz ki. O kadar sevdiğim iki kişisiniz ki. Çok üzülüyorum bu durumda. Ben ikisini de burada görmek istemedim. Bu iki ismin de bence orada yeri yok. Bir şekilde matematiksel olarak oradalar. Sevgili izleyiciler, yine bütün bir gece boyunca tadını çıkardığımız bir eleme gecesi yaşadık. İşte şimdi en heyecanlı anlara geldik. 90'lar dedik, hemen arkasından yarışmacılarımız bugüne kadar tam 12 haftadır, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere hazırladıkları kıyafetlerinden en sevdikleri kostümü seçtiler ve bir kez daha podyumda performans sergilediler. Jürimiz puanlarını verdi. Az sonra yarışmacılarımız kararlarını açıklayacaklar ve gecenin sonunda bakalım hangi iki yarışmacı bu tarz benim jürisinin karşısına gitsin mi kalsın mı sorusuyla çıkacak. Bu gece 12. haftayı tamamlıyoruz. Büyük finale geri sayıyoruz dedik. Son iki haftamız sevgili izleyiciler, son elemeler. Yani bu hafta bir yarışmacı, önümüzdeki hafta bir yarışmacıyla daha vedalaşacağız ve 3 yarışmacımızla büyük finale gidiyoruz. Buraya kadar mücadele ettikten sonra bakalım yarışa nokta koyacak olan yarışmacı kim olacak? Hemen bu gecenin performansları sonucunda bu tarz benim jürisinin verdiği puanlara bakıyoruz. 12. haftada 90'lar ve Best Of konseptlerinde sergilemiş oldukları performanslar sonucunda jüriden en az puan alan yarışmacı Gizem. Gizemciğim, seni yanıma alıyorum. Tekrar hoş geldin. Tekrar hoş buldum. Bir hafta aradan sonra. Evet. Aynı gerginlik. Kolay değil burada olmak biliyorum. Değil, evet. Şu anda farklı hissettiğin bir şey var mı geçen haftayla kıyaslarsan? Geçen hafta ismim söylenmişti. Bu defa en düşük puan alıyorum. İlkleri yaşamaya devam ediyorum ama bugün artık sonumu yaşarım. Bilmiyorum. Göreceğiz. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Yani bugün jüri üyelerimizden hani 4 puan aldım. 2 tane jüri üyemden. Demek ki hani gala günlerinde başarılı olmuşum ki hani birkaç tane önüme seçenek çıktı. Bunun için sevindim aslında. Demek ki ben birkaç güzel bir şey yapmışım. Ama bu şekilde çıktığım için de rahatsız değilim. Bilmem, gene elimden geleni yaptım en azından. Öyle düşünüyorum. Rahatım diyorsun. Ben rahatım. Yani her gala gecesinde zaten buraya çıktığımda ifade ettim ben. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ki hani giderken de ben elimden geleni yaptım diyerek gitmek isterim. Bugün gidersem de evet onu söylerim ben. Hani böyle bir his var mı acaba? Hiç yaşamadım, bilmiyorum, tecrübe etmedim ama evet. Yani bütün gün hazırlanıp geldikten sonra eleme gecesi olacak. Böyle bir his var mı hiç? Ya o zaten çok üzücü bir şey. Çünkü 12. haftadayız artık. Son 2 hafta kalmış. Son 2 hafta. Yani artık buradan geri dönmek, finali hepimiz görmek istiyoruz zaten. Burada galalarda bile o kadar bize görkemli, şaşalı geliyor ki ben finali düşünemiyorum. Hayal edemiyorum. Eminim çok güzeldir. Tabii ki dönmek istemem ama buraya kadarsa burada da kalacak.
Bilmiyorum, hiçbir şeyi düşünemiyorum, hissedemiyorum şu an gerçekten. Peki. Farklı bir şey. Sana bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Bakalım yarışmacı arkadaşların karşına kimi çıkaracak? Bekliyorum. Kemal'den rica edeceğim yine. Bu hafta başında açıklamıştık izleyicilerimize. Artık sadece ve sadece bir yarışmacımız koruma altında olacaktı. Hafta içinde alınan yıldızlar. Ezgi'yi bu haftanın Taşlı Prensesi yaptı. Japon teşekkür prensesi. Ediyorum. Japon Prenses. Çok teşekkürler Kemal. Ben teşekkür ederim. Bu gece jüriden en az puanı alarak elenme aşamasında. Peki sizler acaba söyleyeceğiniz isimlerle onun yanına kimi getireceksiniz? Bir elin parmakları kadar kaldınız ama yine de her birinizin söyleyeceği isim o iki yarışmacıdan birinin yarışmadaki kaderini belirleyecek bir karar olacak. Şimdi sırasıyla sizlerden elenmesini istediğiniz yarışmacının ismini ve nedenini açıklamanızı istiyorum. İkizlerle başlayalım. Nurcan ve Aycan. Biz üzülerek Ayşe Nur diyoruz. Çünkü lütfen. Rakip olarak görüyoruz biz özür dilerim. Ayşe Nur'u. Sorun değil. Gerçekten rakip olarak görüyoruz. Ve şöyle bir durum var. 4 hafta boyunca o dinlendi. Biz işte diğer kızlar koştururken ve kombin hazırlarken dolayısıyla daha işte dinlenmiş bir şekilde geldi buraya. Çok yani finale kalmasını çok 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 istediğini biliyorum. İnşallah da kalır. Ama birazcık hani diğer kızlar için haksızlık gibi olarak hissediyorum ben. O yüzden hem rakip gördüğüm için ve yani haksızlık oluyor olduğu olarak için. Evet, onun ismini söylüyoruz. Böyle bir yarışmada aslında mantıklı hareket edip en güçlü rakibin adını söylemek gerekir. Ama en güçlü rakip benim için Aycan ve Nurcan'dır. Ben onların birinci haftadan beri hem tavrına hem tarzına hayranım. Karakterlerine, duruşlarına ve yaratıcı zekalarına. Benim için gerçekten onlar bu tarz benime gelmeden önce de tarzlar. Hala tarzlar. Çok beğeniyorum onları. Akılcı bir şekilde davransam onları söylerim. Ama onları özellikle Aycan'ı çok seviyorum. O yüzden onları söylemeyeceğim. Ezgi'yi söyleyebilirim ama Ezgi'nin maalesef tacı var. Bu noktada yine Ayşenur kalıyor geriye. Ayşenur diyeceğim. Bu yarışmanın gerçekten bir yarışma olduğunun farkına varan zaten sadece 3 kişiyiz diye düşünüyorum. Aycan ve Nurcan'a hiçbir şekilde kırılmadım. Çünkü gerçekten bu bir yarışma. Tabii ki benim ismimi söyleyecekler. Ben geçtiğimiz haftalarda da onların ismini kendime rakip gördüğüm tek insan olan onlardı. Ve kendime rakip gördüğüm için onların ismini söylemiştim. Aycan'la Nurcan diyorum. Çünkü benim tek rakibim onlar. Bu hafta içerisinde gerçekten üzüldüğüm anlar oldu. Benim için her zaman doğru ve gerçek önemlidir. Çok içimden gelerek söylüyorum. Söz gümüşse sükût altındır diyorum ve özlem diyorum. O zaman Ayşenur'u Gizem'in yanına alıyorum. Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum. 2 hafta taç. Belki o taçları almasan daha erken yaşayabilirdim bunu. Galiba. Değil mi? Bir de bir uğursuzluk var. Ben ona bugün kesinlikle inandım. Söylemeden edemeyeceğim. Dinliyorum. Gizem buraya çıkmasaydı Gizem'in adını söyleyecektim. Ki biz bunu hafta içinde de belirttik. O beni söyleyecekti. Ben onu söyleyecektim. Hı hı. Çünkü bizim düşüncemiz asla değişmeyecekti. Gizem buraya çıktı. Ben ikizler dedim. Şans işte ben çıktım. Gizem, karşına Ayşenur geldi. Var mı evet. Söylemek istediğim bir şey? Yani Ayşenur'a katılıyorum. Biz zaten söylemek istediğimiz her şeyi hafta içinde evet. Birbirimize söyledik. Hayır, şu an karşı karşıya, jürinin karşısına çıkacaksınız. O son iki kişi, kim gidecek, kim kalacak kararını bu tarz benim jürisi verecek. Evet. Ayşenur'la bu aşamaya gelmiş olmaktan
dolayı ne hissediyorsun onu öğrenmek istiyorum. Hiç kimse biriyle buraya çıkmaktan memnun olmaz. Ben de memnun değilim. Bunu kişi olarak ayırmıyorum. Ne Özlem, ne Ayşenur, ne bir başkası diye ayırmıyorum. Bakalım, gerçekten bir şey söyleyemiyorum. Hafta içinde Hanım, böyle samimi misiniz gibi bir durum söz konusuydu. O yüzden sordum. Zaten gerçekten en başından beridir söyleyeyim. İlk başlarken Ayşenur'la güzel başladı. Kötü olduğunu düşünmüyorum. İfade de ettim zaten. Bir iki tane hoşlanmadığım bir şey var. O yüzden ona karşı öyle bir tepkim vardı. O konu hakkında hala öyle bir tepkim var ama onun dışında başlangıçta da güzel başladık. Hala da onun vermiş olduğu bir şeyle de o şekilde devam ediyor. Kişisel ve şahsi olarak hiçbir şeyim yok. Bir iki sadece sevmediğim bir şeysi var. Onu da ona ifade ettim zaten. Onun dışında onunla hiç alıp veremediğim hiçbir şey yok. Biz artık sona yaklaştığımız evet. için her birinizle vedalaşmak bizim için çok zor tabii bizim ki. Bizim için de çok zor. İkinizden birini uğurlayacağız. Vedalaşmaya fırsatımız olmazsa her ikinize de gidene güle güle diyorum. Kalana da tebrikler diyorum. Bakalım hanginiz ederiz. Acaba kalacak, hanginiz gidecek onu bilmiyoruz. Sizi karar için jürinin karşısına alıyorum. Teşekkürler. Bol şans kızlar. Yine zor bir karar vereceksiniz. Bu kez karşınızda Ayşenur ve Gizem var. İkisinden birisi için dakikalar sonra yarışmadaki o sona yaklaşmış durumdayız. Acaba hangisi gidecek, hangisi kalacak? Bu karar sizde, söz sizin. Nurella ile başlayalım. Ya çok zor bir an. Haftalar geçtikçe bu kararı verirken ben çok zorlanıyorum. Kızların yüzüne bile bakamıyorum. Hani benim öyle bir huyum vardır ya, böyle yaparım, sana bakarım. Ben buraya Ayşenur'un çıkacağını tahmin etmiyordum. Gizem'in yanına. Ben Özlem'i bekliyordum. Kesinlikle Özlem'i bekliyordum. Yani herkesin Özlem diyeceğini tahmin ediyordum. Ve buraya da Özlem yazacaktım. Ama gel gör ki buraya Ayşenur çıktı. Çok sürpriz bir şey oldu. Şurama bir şey oldu yani böyle hani şok oldum. Hiç beklemiyordum. Benim rüküş Gizem'im ya. Canım. Seni söyledim. Teşekkür ederim. Nurella Gizem dedi. Çünkü Ayşenur, ben her zaman söylerim, ona kızgın olduğum zaman ve onun gitmesini istedim, adını da yazmıştım. Kıyafetinden ötürü aslında çok fazla değildi. Çok duygusal bir durumdu benimkisi. Belki hata yapmıştım ama adını yazmıştım. Ama tarzdı yani. Her zaman onun da bir tarzı olduğunu iddia etmişimdir. Seni çok seviyorum Gizem, biliyorsun. Ben de sizi teşekkür Senin ederim. Senin ahlakını her şeyden önce, çok saygılı oluşunu, hiçbir lafıma alınmadığını. Ya sahi çok mürküşüm. Bak kuş öldü, kuşlar öldü. Ama sen benim hep kalbimde olacaksın. Teşekkür ederim. Sizler hepiniz çok iyi kızlarsınız. Senin o özelliğin çok önemliydi benim için. Sağ olun. Hep o güler yüzün. Çok anın var bende. Konuşma, 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 konuşma. Özleme dişin. Evet. Çok çok çok. Çok güzel bir kızsın. Çok eğitimli güzel. Bir kızsın. Fiziğin, her şeyin çok hoş. Sanıyorum ki önün şayet burada gidersen çok açık olacak. Kalırsan bilemem, kalabilirsin de. Ben seni yazdım ama arkadaşlarım ne yazacak bilmiyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür sana. Ederim, çok sağ olun. Teşekkürler Nurella. Urkan. O kadar üzüldüğüm iki kişisiniz ki. O kadar sevdiğim iki kişisiniz ki. Ne karar vereceğimi bilmiyorum. Ama bir tek konuda müsterihim. Biriniz gitmiştiniz, nasılsa gitmiştiniz. Gizem, senin gitmeni istemiyorum. Sen nasılsa gitmeyi tatmıştın, Ayşenur diyorum. Ayşenur'un ismini verdi. Ayşenur. Sen tarzlı bir kızsın, güçlü bir yarışmacısın ve finale kalmak hakkın, çok bence de senin hakkın. Çok
Evet. Gizem, maalesef senin tarzından çözemedik bir sürü. Ama sondan bir tarzını sahip oldun sen de. Ve çok daha iyi yerinde oldun. Ve seni beğenmeye başladım. Senin tarzını beğenmeye başladım. Teşekkür ederim. Çok üzülüyorum bu durumda. Ben ikisini de burada görmek istemedim. Asla. Maalesef ikisinden daha güçlü tarz sahip olan kişi Ayşenur olarak sana Gizem üzülerek seni isim yazdı. Teşekkür ederim. Teşekkürler Ivana. Ben çok gerginim. Ay üzülmüş çok gerçekten mutsuzum. Ya. Çünkü aslında gönlümden geçen isim arkada oturuyor. Bu iki ismin de bence orada yeri yok. Bir şekilde matematiksel olarak oradalar. Gerçekten çok mutsuzum. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Artık bu saatten sonra kim gelse buraya o bir kişi hariç çok üzülerek isimlerini yazacağım. Artık büyük finale doğru gidiyoruz çünkü. Gizem son dönemde çok fark yarattı. Çok uğraşıyor ilk günden beri. Çabalıyor. Hasta olduğu zaman bile çok uğraşıyor filan. Ama Ayşenur da çok tarz. Yani hep en başından beri bir tarzı var. Ama nasılsa daha önce gitmişti. Benim fikrimdesin sen de. Ayşenur. Ve ilk günden beri burada bir sürü gerginliğe, tartışmaya maruz kalan Gizem'in elenmesi benim gönlümden geçmiyor. Yani kişisel algılamayın lütfen kızlar. Hiçbirinizde öyle bir problemim olamaz. Ama zaten gitmiş gelmiş bir kızsın Ayşenur. Bir daha gitmek senin için çok büyük problem olacağını sanmıyorum. Teşekkür ederim. İsimler eşitlendi. Biz genellikle son sözü konuk jürimize bırakıyoruz. Ama gelinen noktada düğümü de siz çözeceksiniz kararınızla. Ve gerçekten zor bir şeymiş. Yani. Ve sizin kararınızla ya Gizem ya Ayşenur bu yarışa nokta koyacak. Diğer jüri arkadaşlarım gibi ben de burada Gizem'in karşısında başka birini bekliyordum. Ama çok uzatmayayım lafı. Bu tarz benim ikinci sezon başlıyor. Neden seni almalıyız? Çok güzelim. Kollarını kırmış yavrucak derim. O halim var, o halin. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Arkadan da o kadar bastırma. Geçerken burada gözlerindeki deliliği gördüm. Korktum sen de. Hakikaten korktum. Bebek el sallamış. Kötü bebek oldun. Ay ben hemen bu lensten almalıyım, Ivana'ya bakacağım. Sen Hint misin? Hindistan'dan mı katılıyorsun yarışmaya? Felaket ötesi enerjiyim. Hatta bir daha da oynarım. Güzel Emine. Efendim. Kibar Emine. Sanki çocukluğum gibi değil mi Öykü? Gamzeliyorum, güzelliyorum. Hayatımı anlamıyorum. Daha güzel araştır, daha güzel şeyler koyabilirsin üstüne. Bak neler var. Düşmanlar patlasın, kıskananlar çatlasın. Abiyim sana isim takmam lazım. Zor. Ben böyle konuşamam. Makyajını sil, böyle gerçekten bir nişana gidersin. Bir
bir taraf siyahsa bir taraf kırmızı olsaydı. Kardeşim. Heyecandan oldu bu defa. Ne yapıyorsun sen ya? Yapma be. Ardahanlıyım ben. İvana. Hemen. Delilo, delilo kurbane. Daha yarışa başlamadan bu 16 güzel kadından biriyle daha şu andan itibaren yollarımızı ayırmaya hazırlanıyoruz. Aurası, dans, hareketleri. Çok seviyorum bu yazdığımı. Ama beni affetsin ama belki de kalacak bilmiyorum. Daha çok yolun başında olduğumuz için hiçbirisini tanımıyoruz yeterince. Hiç kimse tavzını bilemiyorum. Sen rahat ol, seni yazmayacağım. Eğer bu bir tarz yarışmasıysa Ayşegül'ün daha belirgin bir stili var. Daha Ayşenur'un daha güçlü bir tarzı var. Gizem henüz oluşmakta olan bir tarz sahibi ama Ayşenur'un oluşmuş bir tarzı var. Ben o yüzden çok üzülerek Gizem diyorum. Teşekkür ederim. Yıldız Silveda'ya Gizem ismini verdi ve bu gece 12. haftada bu tarz benim de bu yarışa nokta koyan, veda eden 100 bin lirayla ilgili, büyük ödülle ilgili hayallerini burada bırakıp az sonra şu kapıdan çıkıp gidecek olan ne yazık ki Gizem oldu. Teşekkür ederim. Gizemciğim arkadaşlarına vedalaşabilirsin. Ayşenur tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Bundan önce yaptığım işler her şey için özür dilerim. Hayır. Bitti artık o geçti. Başarılar diliyorum size. Teşekkür ederim. Asla. Özlem buradayken ağlayamam yani. Özlem buradayken ağlar mı? Geleceğim. Öpmeden gidemem ki. Canım. Başarılar diliyorum size. İşte dolandım şu an. Bir saniye. Şunu nasıl alacağım? Tebrik ediyorum seni. Nurellam, bir gün senin için ağlayacağımı düşünmüyordum. Her şey için teşekkür ederim. Can güzeli. Sen zaten yapacaksın işleri. Çok güzel için oldu senin için bu zaten. Güzel bir kız. Teşekkürler. Özlem gelecek. Olsun. Bu yarışma bu bir yarışman. Teşekkür ederim. Şeyler başarırız. İnşallah. Çok İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim her şey için. Teşekkür ederim. Çok üzüldüm. Canım. Sensiz. Çektiğiniz için ya yani sizi üzdüğümüz, kırdığımız için çok affedersiniz. Yamam. Çok mutluyum sizinle tanıştığım ben için. Ben de öyle bir tanem.
Buradan bir şey söyleyeceğim, hatırlıyor musun? Eğer elenirsem buradan hep güzel anılar bırakarak, herkesin övgüsünü alarak ayrılacağım demiştin. Evet. Aynen de öyle bir veda yaşıyorsun çok şu anda. Çok teşekkür ederim. Hepimiz üzülüyoruz. Çok sağ ve hepimiz aramızdan ayrıldığın için çok mutsuzuz. Harika bir insansın. Yolun çok açık sağ olun, olsun sizin Gizemciğim. Güzelliğiniz. Çok seni teşekkür ederim. Tatlım. Ben de sizi çok seviyorum. Finalde görüşürüz. Bana en çok siz inandığınız için teşekkür ederim. Güle güle Gizem. Amacıma ulaştığımı düşünüyorum aslında. Eğer son beşe bakacak olursak da finalde hak ettiğimi düşünüyorum. Bugünün zaten talihsizliği bence galalarda iyi şeyler yapmış olmamdı. Jüri üyemizin de aklında başka başka isimler varmış. Benim yapmamı istedikleri aslında. Bu da güzel bir şey tabii ki. Ben bunu bir yenilgi ya da kayıp olarak görmüyorum. Çünkü hem bu bir yarışma, hem de orada Özlem varken Ayşenur 3-4 hafta arasında yoktu, tekrar geri geldi. Bunları göz önünde bulundurursak bu sonuç olarak bu bir sadece bir yarışma ve böyle olması gerekti. Özlem tabii burada oturuyorken ben çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama bu gideşle finali görecek herhalde. Hepimiz için hayırlısı oldu. Benim için demek ki doğru zaman buymuş, olması gereken buymuş. Geçen hafta da zaten ikizler benim adımı söylemişti. Ben geçen hafta hissettim zaten. Demek ki gitmemi istediler. Bu hafta da Ayşenur bize göre tarzı olmayabilir ama jüri üyemiz onu beğeniyordu. Tarzını buluyor. Tarzının olduğunu düşünüyordu. Ki dönmesi için uygun bir isim olduğunu da düşünmüşlerdi. Bunu bilerek benim yanıma göndermeleri zaten bilerek ve kasıtlı yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Gideceğimi tahmin ediyorlardı. Gitmemi istediler ve söylediler. Sonuç olarak zaten birçok kişinin istediği oldu. Ne söyleyebilirim ki, kimseye kırgın değilim ya. Ben bana bakılırsa şu cümleyi kurmayacağım. Gitmek istediğim için gittim. O yüzden yapmadım, ilgilenmedim. Hayır. Her galada olduğu gibi bugün de elimden geleni yaptım. Benim için bugünkü gala bu kadardı. Ben daha fazlasını yapamazdım. Çıkmazdı benden zaten. Gitmek istediğim için gittim demiyorum. 12. haftaya kadar geldim ve bu durumdan da mutluyum diyorum. En güzeli, benim en başından beridir söylediğim bir şey vardı. Ağlamamın sebebi arkadaşlarımdan ayrıldığım için falan değil. Jüri üyelerimizde olan o son diyalogdu. Sadece bana en çok onlar inandığı için ve bunu bana gösterdikleri için ağlıyorum. Yoksa bulunduğum durumdan, yaşadığım şeylerden dolayı gayet memnun ve mutluyum. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bu tarz benimde artık vedalar zorlaşıyor. 12. haftada veda ettiğimiz yarışmacı Gizem oldu. Ayşenur yarışa kaldığı yerden devam edecek. Pazartesi günü aynı saatte biz yine karşınızda olacağız. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.